canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler efendim. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. En çok sevilen, beğenilen, hemen her yerde izlenilen programındasınız. Doğru yerdesiniz efendim. Ve canlı yayın telefon numaramız 0212 451 71 71. 0212 451 71 71'den bize anında ulaşabilirsiniz. facebook.com/evlenecekseengel'den başvurular yapabilir, yorumlar yapabilirsiniz. İstek ve önerilerinizi söyleyebilirsiniz eleştiriden ziyade. Ve Instagram hesaplarımız Seda Sayan VIP ve Uğur Arslan VIP efendim. Evleneceksen gel. Başlıyor. Evleneceksen gel. Evet, güzel bir buluşmayla başlıyoruz bugün günü. Enteresan. İkisi İlginç. Birden. Beraber. Aa, şaşırdım. Günün ilk buluşturması için iki bacı beraber geliyorlar. Başak ve Gamze geliyor. Buyurun efendim. Kız sizi alan yaşadı, dertlerini de boşadı. Mest oldum, vallahi şest oldum. Aa, kız sizi alan yaşadı, dertlerini de boşadı. Mest oldum, vallahi şest oldum. Ay ne güzel rengarenk geldiniz. Siz de hoş çok geldiniz. Bacılar ikinize de talip var. İkiniz de istemeye gelmişler. Buyursunlar. Nasıl yapacağız oraya? İki sandalye daha mı alsak acaba? Niye beraber geliyorlar niye beraber ikisi? Geliyorlar. Niye iki bacıyı beraber aldık? Bacıyı niye beraber aldık biliyorum. Sen şimdi taliplerini nasıl ben anons edeceksin? Tahmin edeyim. Kardeş olabilir mi bunlar acaba? Sanırsam öyle bir şey. Galiba. Galiba. Çok şaşırdım ben de beraber anons edilince. Evet. Davet ediyorum o zaman. Evet. Başak ve Gamze'yi istemeye... Emre ve Ufuk geliyor efendim. Buyurun. Sağına da sağına da gel. Haydi yavrum ben dalaş yine bana gel. Sağına da sağına da gel. Haydi yavrum ben dalaş yine bana gel. Hoş geldiniz. Başak ve Gamze'nin annesi ve babası da burada misafir locasında oturuyorlar. Kızlarımıza talip var efendim. Hoş geldiniz. İkisine Başak de. Ve Gamze'nin anne ve babası. Kızlarınıza iki kardeş geldi. Enteresan. Önce Ömür Özlem'i... Benim kıskandığım insan çok kalite olmalı gerçekten. Sonra Özlem Ömür'ü fena bombaladı. Onda yürek olsaydı şu an beni bırakmaz ve yanımda olurdu. Özlem'in bu sözleri Ömür'ü çok kızdırır. Ömür beni çok ağlattı. Biraz da eğlendirsin yani. Zaten onun işi o ya, eğlendirmek ya. Biraz eğlendirsin. Adam akıllı oturup gelip gitmeleri lazım. Birazdan canlı yayında. Evet, evleneceksen gel devam ediyor. İki bacıya iki kardeş talip efendim. Şimdi böyle bir buluşturma yapamayacağımız için Başak'ın talibi hanginiz? Hanginiz Başak? Emre sen misin? Evet. Emre geç annem oraya. Gamze sen gel. Ufuk sen tekrar içeri git. Gamze sen de. Tamam. Gamze sen oraya git, oradan bacının görüşmesini izle. Heh, hadi buyurun. O tarafa mı gitti? O tarafa, bu tarafa geç. Geç bu tarafa. Kendini tanıt yüksek sesle. Ben Emre. Ankara'dan geliyorum. 29 yaşındayım. Taksi şoförüyüm. Ankara'da yaşıyorum. Daha önce evlilik yaptınız Hayır. mı? Beni izleyerek geldiniz. Çat pat. Ne biliyorsunuz benim hakkımda? Ya o kadar pek fazla bir şey bilmiyorum. Ben tanıtayım. 22 yaşındayım. Ben de Ankara'da yaşıyorum. Bir evlilik yaptım. Çocuğum yok. Şu anda çalışmıyorum. Evet. Böyle. Evlendiğiniz zaman da Ankara'da olacaksınız. Evet. Zaten orada yaşıyorsunuz. Evet. Ailenizin haberi var mı? Ailemin haberi var. Bir şey dediler mi peki? Hayır, oğlumu baktılar. Peki. Sormak istediğiniz? Yani sizin aklınıza takılan bir konu varsa sorabilirsiniz.
Ben bir evlilik yaptım. Bu aileniz tarafından sıkıntı olur mu? Hani siz yapmamışsınız. Yani şu an için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki, kıskanç mısınız? Oldukça. Siz kıskanç mısınız? Ben de kıskancım. Yani insan seven insan kıskanır tabii. Zaten. Aynen. Emre, dön bakalım. Annesi babası orada. Merhaba. Misafirler görüyorsun. Hakan, Emre geldi. Merhaba de Emre. Merhabalar. Merhaba. Hakan Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Taksicilik yapıyorum demiştin. Ne iş yaptığını falan anlayabildin mi? Taksicilik yapıyorum. Evet. Ankara'da taksi şoförüyüm. Ankara'da? Evet. İyi. Kendi aracını şoför olarak mı çalışıyorsun? Şoförüm. Şoför olarak çalışıyorsun. Evet. Ev kendinin mi? Hayır. Değil ki. Değil. Ben de öyle mi geç? Fark eden bir şey yok. Ben o yüzden o an aşırı sormuyorum. Boş zamanlarında falan ne yapmayı seversin? Emre Barada ismim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Hakan Bey. Boş zamanlarımda gezerim, kitap okurum. Gezmeyi severim. Boş vakitlerimi değerlendiririm. Evlendiğim zaman evleneceğim kişiye, yani evleneceğim kişiyle vakit geçirmeyi isterim. Şimdi Başak biraz rahat ve serbest görüyorsun yani. Evet. Ailen tarafından bu problem veya sorun olur mu? Olmaz. Emin misin ailenle görüşerek mi geldin? Evet. Yoksa ailenle... şu anda kendi iradenle mi konuşuyorsun? Evet. Şu an için kendi irademle konuşuyorum. Peki biraz taksi şoförü kardeşimiz Hasan'la konuşurken o anneyi babayı öne alsanız da ömrümü yemeseniz benimle. Anneye babaya düşünseniz, teşekkür ediyoruz. Için. Yani yıllar önce boşanmış olsalar da anneyle konuşacağım da görünmüyor. Evlatların bu an. Önemli gününde bir araya geldiler. Kızlarını isteyen evet. Geldiği için bir araya geldiler. Sağ olsunlar. Ne güzel. Siz sağ olun. Evet. Bir araya geldiler ama onlar yıllar önce boşanmışlar. Ha, boşandılar. Ama Talip geldiği için yalnız bırakmadılar. Hasan tanıyor musun Emre'yi? Emre şimdi benim zaten Ankara'da duraktan aynı duraktan arkadaşım benim. Öyle zaten mi? Emre beni çok iyi tanıyor. O zaman Başak'a Emre ile ilgili şey versen. Şimdi tavsiyelerde bulun. Emre özünde gerçekten çok iyi bir insan. Yani ekmeğinde olan bir insan. Gündüz çalışıyor zaten takside. Ben gece çalışıyorum, o gündüz çalışıyor. Aynı takside mi çalışıyorsun? Aynı taksi durağındayız, Kızılay'dayız. Ha, durakta aynı durakta. Aynı duraktayız yani. Siz ne kadardır tanışıyorsunuz? Ben Emre ile yaklaşık 5 senedir tanışıyorum. Oo, zaten bayağı. Ankara'da beni tanımayan taksici yoktur yani. Emre kaliteli yani, ailesi de çok düzgün. Aslen Çankırılılar. Yani düşün, değerlendirmeni isterim Başak yani. Bak ailesi Hakan, çok duydun mu? Hasan'ı biliyorsun artık, buradan tanıyorsun. Hakan çok... abi de zaten beni Ankara'dan çok iyi tanıyor. Ben Hakan abi zaten muhabbetimiz çok güzel. Kendisiyle muhabbetimiz güzel. Emre ile ilgili çok güzel şeyler söyledi Hasan. Benim, aynı duraktalarmış. Hasan benim için değerli bir arkadaş. Hasan'ın düşünceleri olumluysa benim için kabuldür evet, tabii ki. 5 yıldır tanıyormuş bak Emre'yi. Bir de Başak'ın annesi de bir şeyler söylesin. Al tatlım mikrofonu, pek hoşsun. Teşekkür ettim. Sağ olun. Ne diyorsun? Bak Ankara'dan damat adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Başak'ın karşısında şu anda aday olduğu için bir şey söyleyemiyorum. Karar anından sonra konuşmak istiyorum. Peki hayatım. Tabii. Teşekkür ettim. Teşekkür ederiz. Gamze'cim sen bir şey söylemek ister misin annem? O benden büyük, ablam sonuçta. Ben de onun hani kararlarına saygı duyarım ama hani eğer aklında ya da kalbinde birisi varsa kesinlikle çaya bile çıkarma, bence ümit olur. Ama tamamen hani aklında kimse yoksa, Ankara'dan gelmiş, hani ben senin de olsaydım çay içerdim diye düşünüyorum yani. Tavsiyem bu. Evet. O zaman karar anı başlasın. Evet Başak, Ankara'dan gelen taksici kardeşimiz Emre'ye cevabın nedir? Geldiğin için teşekkür ederim. Kararım olumsuz. De Seda abla, ben bir şey söylemek istiyorum. Biz cuma günü normalde Emrah'la nişan yapacaktık. Annem o yüzden geldi zaten. Biz hafta sonu Emrah'la tartıştık. Ya ben ondan izinsiz bir şey yaptım. Emrah da bu yüzden bana küstü. Zaten 2 gündür de kanala gelmiyor. Ben buradan Emrah'a seslenmek istiyorum. Benim telefonlarıma bakmıyor. Ben kendisini seviyorum ve bir şey olacaksa onunla olmasını istiyorum. Talibime de çıktım. Çünkü buradan hani seslenmek için. Emrah çünkü bana bayağı bir sinirlendi. Hani ufacık nedenlerle birbirimizi kırmak istemiyorum ben. Peki. Emre, peki. Seni bağlayan bir şey yok burada. Yok, teşekkür ama ediyorum. Aramıza katılırsan seni evlendiririz. Katılırız. Tamam Emre. Peki, peki, Emre buyurun. Farklı adaylarla devam edecek. Evet. Buyur Emre. Başak'la bu arada Emrah, sen daha çok beklersin.
Biraz daha bekle çocuğum. Burada çok bekleyen kök salanlar var annem. Annenin babanın huzurunda söylüyorum. Baban bir kere daha haklı çıktı. Demek ki anneler, babalar bizim göremediğimiz birçok şeyi görebiliyorlar. Gökşen'in annesi de kafasını sallıyor. Evet, şimdi Gamze gel anneciğim sen. Gamze'nin talibi. Gamze'nin talibi. Kim geliyor? Ufuk'u davet edelim. Evet, Gamze'nin talibi Ufuk geliyor. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz? Ben de iyiyim. Hadi görsün. Kendini tanıtabilirsin. Tabii. Mi? Ben Ufuk. Ankara'da yaşıyorum. 27 yaşındayım. Hı-hı. Markette çalışıyorum. Evet. Daha önceden evlilik yaptınız mı? Evet, bir evlilik yaptım. 2 ay sürdü. Türkmenistanlıydı eşim. Çocuğunuz var mı? Hayır, yok. Anladım. Ondan dolayı... Ankara'da nerede oturuyorsunuz? Dikmen'de oturuyorum. Dikmen'de. Evet. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Ailemle yaşıyorum. Anladım. Peki abinle beraber gelmek sizin kararınız mıydı yoksa anne ve babanızın tavsiye ettiği bir karar mıydı? Kendi kararımdı. İzleyip geldiniz. Evet. Nasıl bir insansın? Sinirli misin? Kıskanç mısın? Temiz misin? Çok kıskancım. Kıskançlık derecesi ne kadar mesela? Fazla. Ne kadar fazla mesela? Yani yerine göre kıskanırım yani. Anladım. Peki evlendiğinde nerede yaşamayı düşünüyorsun? Ankara'da. Ankara'da. Ayrı mı yoksa ailenle beraber ayrı. Mi? Ayrı. Anladım. Senin sormak istediğin bir şeyler var mı bana? Siz boş zamanınızda ne yaparsınız? Ben boş zamanımda çok fazla gezmeyi sevmiyorum ama tabii sinemaya gidiyorum, müzik dinliyorum, ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Ablamla dışarıda dolaşıyoruz. Ve ben 20 yaşındayım. Ben de Ankara'da yaşıyorum ama siz evlen... Dikmen'deydi. Neredeydiniz? Yok, biz Altındağ'dayız. Altındağ. Çinçin Mahallesi'nde. Altındağ. Buradan da Çinçin Mahallesi'ne selamlar. Çinçin'e selamlar buradan. Evet. Nasıl desem, mesela evlendiğimizde benim de çalışmama müsaade eder misin yoksa sen evde otur ben getireyim mi dersin? Yani siz evde oturun ben getireyim derim. Anladım. Çalışmak da istersen çalıştırırım yani. Peki biz nasıl geçineceğiz? Yani diyelim senin maaşın yetmiyor. Ben de biraz tabii işte saç boyası, fön, makyaj misal bu şeylere yetişmiyor. Ben de dedim ki sana ben çalışmak istiyorum ya da bunları yap. Tabii ne yaparsın peki o zaman? O zaman? İki işte mi çalışırsın ya part-time yaparsın? O zaman sırt sırta verelim derim. O zaman sıkıntı olmaz diyorsun. Evet. Anladım. Peki aileniz bizimle ilgili ne düşünüyor yani benimle ilgili diyeyim? Vallahi iyi şeyler düşünüyor. Peki diyelim şu anda biz seninle ciddi bir şeyler düşünmeye başladık. Düğünü ne kadar süre içerisinde yapmayı düşünüyorsun ki ya? 2-3 ay içinde yaparız. Anladım. Ne kadar içinde? Anlamadım. 2-3 ay içinde. 2-3 ay içinde. Evet. Çocuk ciddi ciddi çıkmış gelmiş. Evet. Gerçi pek ben de üst üste soru sordum ha. Ama net cevaplar veriyor. Evet. Ciddi ciddi. Ufuk. Dön bak annesi ve babası Gamze'nin karşındalar. Hakan Bey. Merhaba Hakan Bey. Kravatlı olan Bey'e bak. Hoş geldin. Hoş bulduk Hakan Bey. Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Gamze, annenin babanın fikrini almak istiyor musun çocuğum? Evet, tabii ki. Şimdi sorunun ben cevabını alamadım, özür dilerim. Tekrar soracağım. Senin tek maaşın yetmediği zaman Gamze çalışmak istese müsaade edecek misin? Tabii ki. Ha, o konuda sıkıntı yok diyorsun. Yok, o konuda sıkıntı yok. Tamam. Hakan Bey. Tamam, ben son kararı Gamze'ye bakıp ne derse onun arkasında anneciğim, olacağım. Senin de fikrini alabilir miyim ben? Evet, anneciğimiz ne diyor? Ayrıca oğlum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gamze'ciğim en güzel fikir verecek sensin. İyi düşün anneciğim, kararı sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Tamam, biraz konuşun. Sen az önce Başak'ın görüşmesinden sonra yani karardan sonra bir şey söyleyeceğim dedin. Seni dinliyoruz. Evet, Başak Emrah'ı seviyor. Bir an önce nişanlarının olmasını istiyorum ben yani. Emrah gelsin sen bir an önce. Sen istiyorsun da olacak mı sence? Büyük bir ihtimal. Sonrasını İnşallah. Baba olmaz diyor. Bak, baba kafayı olmaz savuruyor. Diyor. Anne büyük ihtimal diyor. Ya kızın konuşmasına göre ben öyle yorum yaptım yani bilemiyorum. Nerede peki Emrah? Şu anda gelememiş. Rahatsızmış biraz. Evdeymiş kendisi. Hiç inanasım gelmiyor. Bakıyoruz bakalım gelecek İnşallah mi gelmeyecek Emrah'ın mi? İnşallah ben Emrah'ın nişanına da inanmıyorum. Emrah ne zaman nikah masasına evet. oturacak?
O zaman inanırız evet, diyorsunuz. Evet, Emrah konusunda kusura bakmayın. Evet. Kızıyorum. Hakan sen de biliyorsun. Seda Hanım ben evet. Tamamen size katılıyorum. Yani. İnanın samimiyetine söylüyorum. Yani şimdi Emrah'ın çok şeye, kötü bir durumu yok. Gelebilir sonuçta. Niye gelmiyor? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama, ya ben bilmiyorum tabii müneccim falan değilim ama hiç sanmıyorum. Maalesef. Yapmayın ya. Ben Emrah'a inanıyorum nikah yapacağına ama kimle yapacak ben onu bilmiyorum. Ben Emrah'a inanıyorum da Emrah'ın nikah kıyacağına inanmıyorum. Başak'la evleneceğine asla inanmıyorum. Kıy Emrah nikahı. Bu kadar iddialıyım. Gelsin beni şey i̇kna yapsın. İkna etsin. Tabii önce annesini babasını ikna etsin de. Hayır Seda Hanım, siz de en az bizim kadar bu konuda şeysiniz. Şurada nikah yani. Masasında görmeden inanmayacağım. Ben hatta imzadan sonra bir... Ben de çok zor söylerim böyle şeyleri biliyorsunuz. Emrah'a en çok inananlardan, en çok koruyanlardan, sevenlerden biri olarak diyorum ki Emrah Başak'la şurada nikah masasında görmeden inanmayacağım. Öyle nişan geçir. Ne nişanı hem de? Sen de anne olarak hatta senin ne nişanı? Nikah olması direkt lazım nikah. Demen lazım. Yıldırım nikahı. Evet işte ben de Başak'ın şeyine saygı duymak zorundayım. Ne yapabilirim? Hayır efendim. Nikahsa gelsin. Nişan istemiyorum. Evet. Bu kadar basit. Buradaki herkesi tenzih ediyorum. Emrah için geçerli bu. Emrah nişan falan değil. Yusuf'un çok hoşuna Yusuf gitti bu. Yusuf alkışlıyor. Emrah geldiği zaman nikah basacak. Sefer abiye de Hakan'a da hak veriyorum. Biraz konuşun kararları için Ezgi ve Hakan geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba abi. Nikah tarihini aldınız mı? Hayır. Onu anlaşamadık Seda abla. Olumsuz. Ortak kararımız olumsuz evet. Ne oldu ki? Seda abla çok kıskanç. Oo. Davranışları çok. Ben mi kıskancım? Seda abla gidip başka kızlarla konuşursa kıskanırım yani. Ezgi bak sen burada herkesle tokalaşıyorsun. Tamam selam veriyorsun. Ne yapayım bak, benimle ben öyle bir insan değilim. Bak ben kendime yakıştıramıyorum. Aileme yakıştıramıyorum. Seda abla. Ne olur oğlum. Bir dakika Seda abla. Herkese konuşmuş. Oğlum, tokalaşmak bütün mesajlar benim elimde. Bütün kanıtlarım var. Telefonumu getireyim açayım. Seda abla böyle bir şey olamaz Seda ya. Seda abla ben bir şey söyleyeyim. Ya sen ne hakkında bana böyle diyorsun? Bir dakika bana sana atalamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bana bir bak. Tamam sakin ol. Bana, sakin. Ya Seda abla bana diyor ki bak söyleme yayında bu konuları tamam, açma Seda diyor. Tamam Seda abla bir dakika. Sonra... Tamam, ya ben kimle tokalaştım? Sen kimle tokalaştın? Ayrıca tokalaşabilirsin. Ama Seda abla. Eski tarihim var ya Orhan abi bir dakika. Eski tarihim bak. Orhan orada sorun. Bismillahirrahmanirrahim bir durun. Dur bir dakika. Hakan dur sen söz dinleyen bir çocuktun ne oldu bir dur. Tek tek. Ezgi sen de dur. Ya ama Seda abla dayanamıyorum ya böyle haksızlık yapılamaz mı? Ben sana haksızlık yapmıyorum Ezgi. Sen kendi 50 tane kıza konuşuyorsun. Ya ne konuşuyorum Ezgi? Diyor ki sana. Sen tokalaşıyorsun. Aslında yaptığın çok normal bir şey. Ona anormal geliyor. Ya sakin dinle. Seda abla anlarsın. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Seda biliyorsunuz beni biliyorsunuz Seda abla. Ben bir şey anlatabilir miyim? Ama çocuğum tokalaşmakta ne var? Seda ablacığım Seda abla. Şu an yaptığın şey bir dakika. Konuşuyorum. Burada kimse beni haksız düşünemez. Kendi sonuna kadar bak, haksız tamam. Uğur abi. Biz ne? Şöyle bir şey. Kafede bana telefonunu vermedi. 3-5 kıza konuşmuş olabilirim. Senin görmeni istemiyorum dedi. Biz 4 gündür konuşuyoruz. Ezgi. Bir sürü kıza konuşmuş. Bak sen gördün mü telefonunu? Görmedim çünkü gördün vermedi mi? Telefonunu bana. Bak söyleme bana 3-5 bak kızla ben kızla falan konuşmadım. Güzel. Seda abla ses kaydı var. Telefon konuşması kayıt öyle altına şeyler. Aldım. Çok istiyorsan evet. Kanıtlayabilirim. Çocuk bak bunlar Ezgi bak beni hiç Ezgi. Şşşt karışmayın bir. Bir karışırsınız şimdi tek burada. Tek anlaşalım. Kim neye... Hakan. Seda abla evet. Şimdi ben açıklamasını sakin, yaptım. Bak, sakin konuş. Sen sakin önce bir dinle. Şimdi bak birbirimizi kırmayalım tamam mı? Evet. Bak Seda abla karşısında küçük düşmek istemiyorum. Güzel, estağfurullah. Ablamı çok seviyorum ben. Sağ ol. Tamam mı? Biz de seni tanımıyorum etmiyorum tamam mı? Şimdi ortak kararımız yani. Olumsuz tamam mı? Tamam olumsuzuz. Sen Ezgi. Neden burada geldin tokalaşıyor falan dedi ki. Ben Ezgi, hiç öyle konulara girmeyecektim Uğur abi. Hiç böyle bir şey demeyecektim. Kötü bir şey değil hayır, tokalaşmak hayır çok canım, kıskanç yani. Diyor. Uğur abi. Benim hangi böyle bir insan olduğumu biliyorsun kız, değil mi? Kıskanç bir insan olduğumu kızlar, biliyorsun. Bütün kızlar bana mesajları görüntüsünü atıyor Seda abla. Kıskanç biri olduğumu biliyorsun değil mi? Ben de kıskancım kardeşim. Ben de kıskancım ya ne demek? Evet gençler çok kıskançlar. Kızmışlar biraz. Hepsi çok kıskanç. Bu ilk yaşadığımız bir şey değil. Dün kıskançlık konusunu sürekli burada tartışıyoruz. Dün de tokalaşmaya kızıyordu. Evet. Kimdi o? Ayrıca zaten tokalaşmayın Ezgi. Mikroplar kol geziyor. Gerçekten eskiden ne güzelmiş. İnsanlar sadece şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Diyormuş. Öpüşmeyin en azından. Hani, Orhan karşıda açısından. Oturuyor şu anda. Hakan'la görüşürken Orhan'la tek kelime konuşmuş muyum? Söyler misin? Orhan mikrofonu alır mısın? Bak bir iki cümle soracağım seninle sana. Seninle konuştuk mu? Bir dakika, tokalaştık tamam. Mı? Ezgi ben bir şey söyleyeceğim. Ben Hakan'la konuştuktan sonra. Hayır. Bana neden öyle bir iftira atıyorsun? Tamam ben sana iftira atmıyorum. Orhan i̇ftira sen bana ya. Ne söyledin kardeşim? Konuşur musun? Konuşur musun? Bir sana sonra ben cevaplayayım. Bak şimdi sen Ezgi dedi ki bana bak biz Orhan'la
Orhan'ı ben annemin yanına götürmedim değil mi? Sen bana mı söyledin değil mi? Orhan dedi ki eve götürdüm, evde bana elleriyle yemek yaptı. Bu ne demek oluyor Ezgi? Bu ne demek oluyor? Şimdi onu bırakalım da bir dakika arkadaşlar. Ne oldu elinde yemek yapınca ne oluyor ki? Hayır bana yalan söyle Seda abla. Orhan'ı ya sen götürmedim. Bıraksana sen 50 tane kızla arkadaşlar, konuşuyorsun. O meseleyi kapatalım da şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi, size bir nezaket kuralı hatırlatayım şimdi erkekler. Şimdi bir şey özür dilerim şu yemek konusunun üstünü kapatma. Çünkü biz gönderiyoruz hani becerikli mi? Seda abla bana hani yalan yemek... söyledi bak onu ben kızıyorum. Çocuklar öyle ya söylemek istemeyebilir. Biz kameramız eşliğinde gönderiyoruz çocukların yanında mutlaka. Her VTR'yi yayınlamıyoruz biz. Hepsine vakit kalmıyor, yayınlayamıyoruz biliyorsunuz. Bunları şimdi, mevzu etmeyin. Olabilir, etmeyin. Şimdi erkekler bakın size hepinize sesleniyorum. Bu bir nezaket kuralıdır. Karşı karşıya geldiğinizde, merhabalaştığınızda bir hanımefendi size elini uzatmadan lütfen elinizi uzatmayın. Eliniz havada kalır yoksa. Tokalaşmak istemeyebilir öyle yani doğru. Olabilir. Bu sözüne nezaket katılıyorum. Nezaket kuralıdır senin. Bu hanımefendi. Bunu beylere önce hanımefendi sesleniyorsun elini, değil evet, mi? Önce hanımefendi çünkü elini uzatın. Çünkü bazı beyler kadınları çok zor durumda bırakıyorlar. Evet. Evet, beyler hemen lak diye böyle eliniz uzan. Eskiden ne güzelmiş. İnsanlar başıyla selam verirmiş. Kadınları zor durumda bırakan aslında beyler. Hanımefendi uzatmadıkça elinizi uzatmayın. Ha, tokalaşmakta ne var? Hiçbir şey yok. Seda ablacığım şöyle bir şey söyleyeyim. Orhan hala beni seviyorsun. Tamam mı? Benim hakkımda boş boş konuşma burada. Evet. Hakan'la kanka mı oldunuz iki Allah günde? Allah. Ha, kanka mı oldunuz? Ne kankasından bahsediyorsun? Sen bir dakika. Sen neden Hakan'la böyle muhabbetlere giriyorsun ki? Sana ne? Kendisi geldi selam Hakan, verdi. Hakan sen neden soruyorsun? Ne öğrenmek istiyorsun? Ben Orhan'a bir şey sormadım ki. Sadece bak yemek konusunda az bir şey kızdım. Hani dedin ya Orhan'ı ben evime götürmedim. Bana ne söyledin Ezgi? Sana söylemek zorunda değil. Biz gönderiyoruz. Hadi Seda abla ben ona kızmıyorum. Bana sadece dedi ki ben kimseyi evime götürmedim. Canım yayınlamadığımız için. Annemle görüştürmedim yalan değil. Görüşmedim. Annemle görüştün mü sen Orhan? Yüz yüze görüştünüz mü annemle? Hayır. Ya arkadaşlar, ikiniz görüşmedeyken sen daha önce ya talibi işte olan Orhan'la işte niye konuşuyorsun? Ya işte kafanız ya. Sana? Bana bunları söyledi. Ben bir şey söylemedim ki Orhan'a. Evet. Peki neyse. Senin amacı neyse söylüyor. Senin amacın da neyse anlayamadım artık. Senin amacından bahsediyorsun. Ya bırak be. Karakterin ortadayız ki ben bir şey demiyorum bak. Güzel konuştun. Evet benim karakterim duruşum güzel ortada. Beni herkes biliyor. Ne varmış? Ne dedin ki sen? Karakterin ortada diyor Seda'm da ne demek tabii yani? Karakterin ortada çok dik duran güzel bir kızsın. Hakkını arayan bir kızsın. Karakterin ortada kötü bir şey demiyor. Hakkını da savun ayrıca yani. Savunacaksın Seda'm da ben bunları kendime ezdirir miyim? Benim annem çok ezdirme. Güzel yetiştirdi. Ben aferin. Size kendimi ezdirmem. Benim bir annem var tamam mı? Tabii ki. Gülme, gülme. Biz de varız. Kendi hiçbir kadın... Emin evet misin? Lütfen. Evet arkadaşlar güzel konuşalım. Orhan siz görüştünüz ve bitti. Artık şu an Hakan'la görüşmeleri var. Lütfen karıştırmayalım o meseleyi. Birbirlerine laf yapıyoruz. Ya, neyse çocuklar tamam. Tamam. Sana ne? Tamam bırak bırakın. Hani geçenlerde... Tamam hadi hayırlısı olsun çıkın. Çık. Sakin. Sen tamam. De çık. Hayır çıkın. Tamam. Biraz dışarı. Olumsuz kararlar çıkın. Farklı adaylarla devam ediyorlar. Tamamdır. Karar anı Gamze evet. için. Evet Gamze, kararın Seda abla, ben geldiği için teşekkür ederim. Bir çay içelim. Hadi bakalım. Buyurun. Evet, biz de sıradaki buluşmaya geçelim. Gökşen geliyor. Buyurun efendim. Gittin geldin, değil mi beni buldun kader? Uçtun biçtin, değil mi beni seçtin kader? Öldüm bittim, yeter artık, yeter. Senin hiç işin gücün yok mu birader? Merhaba. Hoş geldin hoş yavrum. Bulduk, hoş geldin Gökşen. Anneciğini kutluyorum ben senin. O kadar güzel öyle hanım bir kızım var ki. Maşallah. Bu locadaki en hanımefendilerden biri de Gökşen. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsin. Teşekkür ederim Seda abla. Gerçekten senin demen öyle. Çok önemli bir çocuk. Evet. Çok hanım bir çocuk evet. Yani. Gökşen... Ben de sizi çok seviyorum Seda ablacığım. Uğur abiyi de öyle. Hep herkes de seni çok seviyor Gökşen'cim. Kim hanım, geliyor? Hanım kızımızı istemeye. Annemiz de burada. Selçuk Bey gelmiş. Buyurun Selçuk Bey. Gülüm benim. Canım benim ayırmasın Allah bizi bu durumla tek dilek. Gülüm benim derdim aşkım. Canım benim ayırmasın Allah bizi
Hoş bulduk. Buyurun bahsedin kendinizden, sizi tanıyalım. Ben İstanbul'da oturuyorum. 28 yaşındayım. Yüksek sesli ikiniz de. Daha önce bir evlilik yaptım. Evlilik yaptınız. Evet. Çocuğunuz? Çocuğum yok. İstanbul'da yaşıyorum. Güvenlik görevlisiyim. Güvenlik görevlisi. Evet. Anladım. Sizi uzun zamandır... Burcunuz ne? Aslan. Aslan. Ben de boğa burcuyum. Burç konusunda aslanla anlaşıyorum. Onda sıkıntı evet. Yok. Güzel. Bugün sevindim. Peki ben size bazı sorularım olacak. Tabii. Diyelim bir aile yemeğindeyiz. Böyle hani sağa sola bakma huylarınız ya da o tarz bir davranışlarınız var mı? Bazı insanlar oluyor çünkü ben böyle hiç sevmiyorum. Çünkü ben hiç sevmem böyle şeyleri. Evet. Öyle davranışlarınız var mı? Yok asla. Olmaz öyle. Öyle bir davranışınız yok. Kıskanç mısınız? Sinirli misiniz? En önemli. Şimdi yani yalan söylemeye gerek yok. Sinirliyim. Doğru. Sinirlisiniz. Aşırı mı? Her şeyi parlar mısın? Yok her şeyi öyle... şöyle söyleyeyim, bir piri için yorgan yakmaya değmez. Eşini sahiplenmeyi bilir misin? Tabii ki, çok iyi bilirim. Yeterince. Evet. Yani aileyle eşini hani ortayı tabii bulma ki. Yolu. Tabii ki, bulurum. Yani bilirsin. Evet. Anladım. Peki neden ben? Neden siz? Sizi uzun zamandır takip ediyordum zaten. Evet. Ben, beğendim ve yakından tanımak istedim. Kompleks size. Var mı sizde peki? Kompleksi de hiç sevmiyorum. Mesela böyle bazı kendini beğenmiş hani insanlar var. Yani yoğurdu üfleyerek yiyorum o yüzden. Evet. Aynaya geçip ben çok güzelim, ben çok güzel adamım falan böyle saçını seviyorlar. Kompleks derken onu kastettin değil mi? Böyle hani kendini üstün şey. Görme. Ha, kompleks kendini. Değil o. Evet yani. Üstün görme böyle. Kendini beğenmiş. Havalı davranış. Şey, özgüven güzel bir şey ya. Hepiniz aynaya bakın kendinizi. Sevin. Bir de ben böyle hani kendimden hani birkaç adım önde birini istiyorum. Hani ağırlığını korumalı böyle. Hani böyle sırtımı yaslayacağım biri. Hani erkekliğini hissettirmeli bana. Ya tabii ki. Yani öyle biri misin? Ya tabii yoksa ki. Yoksa daha mı arkada kalıyorsun? Yok arkada kalma. Yani. Kendine güveniyorsun tabii her ki. Konuda. Anladım. Annenin fikrini almak istiyor musun yavrum? Olabilir. Anne, ne diyorsun hayatım? Var mı sorun damada? Ben zaten dedim. Nerede yaşayacaklar? Sen önce onu sor. Sen istemiyorsun ya bunları. Ben istemem Seda Hanım. Uzak. Yok. He, nerede yaşayacaksınız? Ben İstanbul düşünüyorum Seda abla. Neresi? İstanbul. İstanbul. Ayrı mı oturacaksın? Evet, ayrı. İyi. Ayrı. Çok şükür. Tamam. İyi. Çok şükür ayrı evet, oturacağız Seda diyen Hanım. Bir damat adayı geldi karşıma. Siz iyi biliyorsunuz beni daha çok söylemiştim yani. İstemiyor annesi çünkü yanında. Yok. Evet ayrı istiyor. Orada doyduk da. Sıkıntı yok Seda abla. Biraz da gönül işi. Annesi de bizde kalabilir yani. Ben kimse de kalmam. Biliyorum. Ha. Biliyorum kendimi. Çok saygılı, çok efendi çocuk Selçuk. Karar anı başlasın. Evet Gökşen, kararın nedir Selçuk'la ilgili? Bir çay içeyim. Hadi bakalım, aferin evet. Gökşen. Evet, yeni bir buluşturma için Nimet geliyor. Olursa padişah torunu soylular tohumu beni yorar mı yorar? Yok öyle sevmeden gelini mantık evliliği beni bozar mı bozar? Şükür kavuşturana ya Rabbim. Hoş geldin. Merhaba Nimet. Seda. Kavuştum sonunda Nimetciğime. Bacım neredesin? Kayseri'deydim. Bacım, İstanbul'daydım. Bacım düğününü yaptık, aldın gittin bir daha da kayboldun. Dinlendim biraz Seda. Bu arada da görüştüğüm bir insan oldu. Ha. Pürüzler çıktı. Olmadı mı? Olmadı. Kısmet. Olsaydı buraya getirirdim, burada kıyardım nikahını. İkna edebilirsek herhalde. Olacak. Bakalım. Canım benim, güzel arkadaşım. Seni istemeye gelmişler, beyefendi bekliyor uzun süredir senin gelmeni. Davet ediyoruz. Ünal Bey, Nimet Hanım'ı istemeye gelmiş efendim. Buyurun. Bin dereden su getirsem arana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tanıyor musunuz beni? Kısmen. Fazla değil ama. Sormak istediğiniz bir şey varsa.
Kayserilisiniz. Kayserilim, evet. Evlilik yaptınız mı? Hayır, hiç evlilik yapmadım. Ben bir evlilik yaptım. Çocuğunuz var mı? Yok. Çocuğunuz yok. Kaç yaşındasınız? 39 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız? 36 yaşındayım. 36 yaşındasınız. Ne iş yapıyorsunuz? Finansman pazarlama işiyle uğraşıyorum. Kendi işimdeyim. İstanbul'dayım. İstanbul'dasınız. Siz Kayseri'desiniz. Bu sizin için sorun olur mu peki? Yok, hayır. Yani İstanbul'da kalmanız. Hayır, sorun değil benim. Çünkü benim bütün iş bağlantılarım hepsi İstanbul'da. Sorun değil. Çünkü beni Kayseri'ye bağlayacak bir şey yok yani. Ya Kayseri'yi neresi şöyle, olursa olsun şöyle benim söyleyeyim. Hiç fark etmez. Kayseri'yle şöyle bir bağlantım olabilir. Memleketime, baba memleketime yakın bir yer. Kısmen aslen Niğdeliyiz ama ben doğma büyüme İstanbul'da. Anne baba yaşıyor mu? Anne baba yaşıyor. Memleketteler kendileri. Konuştunuz mu onlarla? Onlarla görüştüm. Kendime uygun biri olursa tanıştırmak isterim. Siz de yani gördüm, beğendim. Güzel bir teşekkür bağırsınız. Ederim. Genelde boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Şu anda hep zamanımın hepsi... Yani genelde boş yani. Uğraşlarını... Canım ne isterse onu yapıyorum. Çok güzel. O bakımdan sormadım. Yanlış anlamayın. Sadece kendinize özgü bir hobileriniz vesaire bunlardan var mı acaba? Yok. Canım ne isterse onu yaparım yani, dedim ya. Canım derken yani ben şöyle bir insanım yani... Yanımdaki insanla sürekli seyahat etmeyi severim. Yani aktivitelere katılan bir insanım. Tiyatro olsun, sinema olsun vesaire bunları yapabilen bir insanım. Yanımdaki insan da bana ayak uydurmasını isterim. Ama bilmiyorum sizin böyle bir takıntılarınız var mı? Yok, hayır, öyle bir takıntım yok. Hı. Burç olarak nesiniz? Yengeç burcu. Yengeç burcu. Senin ne? Terazi efendim. Terazi. Uyum? Koç burcu değil mi bu ay? Aynen. Benim erkek kardeşimin bugün doğum günü Sedat'ın. Sedat, seni çok seviyorum. Allah seni evladına, ailene, amin, karına, bizlere bağışlasın. Amin. Canım benim, nice yaşlara güzel kardeşim benim. Nice yaşlara bizden. Yakından tanımak isterim. Her türlü imkanım sahibim. Yani. Şimdi şöyle bir şey söylemiştim ben. Hiç evlilik yapmadığım için hiç evlenmemiş bir beyefendi düşündüğümü defalarca söyledim. Ama bir ihtimalde dedim, bir ihtimalde. Çok etkilenirsem evlilik, evet, yapmış da olabilir çocuk olmadığı şekilde dedim. Anladım. Ama işte ben bunu saygıyla karşılarım. Bu çünkü sizin kararınız. Ben buna teşekkür saygı ediyorum. Duyuyorum. Tabii muhakkak sizin vereceğiniz o karar zaman benim kararını için. Teşekkür başlasın. Ediyorum. Sizin tabii kararınız dedi. Buyurun. Az sonra Ganime'nin nişanı var. Bakalım nişan nasıl olacak? Ganime'nin nişanı olacak. Sedan, ben Ünal, evet, Bey'e çok teşekkür ediyorum ama hiç bir şey hissedemedim. Çok, evet, özür dilerim. Peki, hayırlısı buyurun. Sağ olun. Önce Ömür Özlem'i... Benim kıskandığım insan çok kalite olmalı gerçekten. Sonra Özlem Ömür'ü fena bombaladı. Onda yürek olsaydı şu an beni... bırakmaz ve yanımda olurdu. Özlem'in bu sözleri Ömür'ü çok kızdırır. Ömür beni çok ağlattı. Biraz da eğlendirsin yani. Zaten onun işi o ya, eğlendirmek ya. Biraz eğlendirsin. Adam akıllı oturup gelip gitmeleri lazım. Birazdan canlı yayında. Evet, birazdan Evleneceksen Gel'de bir nişan daha olacak. Bakalım neler olacak. Güzel geliyor. Buyurun. Ben seni severim, çok seni severim. 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 Çok hoşsun hayatım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş güzel. Evet. Ailen Türkiye'de değil mi? Geldiler. Geldiler, şu anda da buradalar. Hah. Bence arka taraftalar. Aile de burada. Evet, halam geldi. Arkada bence. Çok güzel. Şimdi seni istemeye de geldiler. Bakalım, İyi olmuş hayırlısı. Ailen de buradayken. İdris Bey güzeli istemeye geliyor efendim. Aslan yarim, bu senin adın hediye. Ben dolandım, sen de dolan gel hediye. Fistan aldım ben tanesi on yediye. Güzel. Karşına gelen benim hemşerim. Aynı memleket. Tokat. İdris, kendini tanıt. İdris ben, 29 yaşındayım. Tokat'ta yaşıyorum. Bundan sonraki hayatımı İstanbul'da yaşamayı düşünüyorum. Servis elemanlığı yapıyordum en son gelmeden, Tüpçü'de. Var mısa sormak istediğiniz, cevaplamak isterim. Kaç yaşındasınız? 29 yaşındayım.
Hiç evlendiniz mi? Hayır. Beni seyredip, yani seyredip, izlep evet, mi geldiniz? Evet. Biliyorum. Bence fazla seyretmediniz. Niye? Ben bir evlilik yaptım. Çocuğum var. Biliyorum. Biliyor, çocuk var. Ben nasıl desem? Yani ileride çocuk istemiyorum Seda abla. Çocuğum var. Bana gelen taliplerim çocuğu olsun. Kaç tane olsa olsun annelik yaparım. Ama ben çocuk şu anda hiç çocuk düşünmüyorum Seda abla. Çocuksuz istemiyorsun. Evet. Bunlar... Tam yaşı da biraz bana küçük. O da gelen... çocuk ister yani. Bunlar... Bana gelen yani yaşı Seda Hanım... büyük olsun. Yani yerime karar vermeden yanlış anlamayın da bunlar konuşulacak şeyler sonra. Doğru. Olmazsa olmaz değildir yani bazı şeyler doğru. için. Doğru mudur? Evet, haklısın. Yani olmasa da olur bazen. Evet. Buna ne diyeceksin güzel? Olmasa da olur diyor. Yeter ki biz birbirimizi sevelim. Ben senin çocuklarına abi olurum diyor. Ben çocuklarım ya abi bakmıyorum. Kusura bakmasın. Ben çocuğuma tek çocuğum var ona baba bakıyorum. Bana abi. Baba abi olsun. Herkes de abilik yapabilir. Babası nerede çocuğun? Çok sinirlisin. Sinirlisin. Senin çocuğun babası nerede? Memlekette bir hiç babasıyla görüşmüyor. Hatta babasını tanımıyor çocuğum. Anladım. Niye tanımıyor? Çünkü... Göstermiyor musun? Hayır ondan değil. Mahkemeye gittiğimiz zaman babası gelip de kızına hiçbir şey vermemez diyeceğim. Orada durup da kızından vazgeçtiği babadan ben niye bekleyeyim ki? Ha anladım. Evet. Kızgınsın. Niye kızgınsın sen? Çocuk bu gelen çocuğa mı kızgınsın yoksa dünden Yusuf'a yok, mı kızgınsın? Yok ben dünden değil ondan değil. Hani o gün çok strese girdim. Halen biraz rahatsızım. Halen acısını çekiyorum. Kusura bakmayın biraz. Rahatsız acısını olayım. Çekiyorum derken? Stresi girdiğinden sonra çok mideme zarar çok verdi. Yemek yiyemedim. Eve gidip çok ağladım. Ondan dolayı halam da geldi. Hani Yusuf'a bir iki konuşmam var dedi. Konuşmam lazım dedi. Ailen mi? Evet. Halan Yusuf'a bir iki çift laf etmeye mi geldi buraya? Laf değil de hani bilmiyorum. Yani içinde ne konuşacağını ben de söylemedi zaten. Bilmiyorum arka tarafta kendisini burada görmüyorum. Melek bir şey mi diyeceksin tatlım? Yani bir şey demeyeceğim de ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ya güzel bu kadar Yusuf'un üstüne gidiyor ama bence kendi kendine gelin güvey olmuş güzel. Kimse kimseye umut vermedi. Ayrıca güzel burada dedi ki annem gelecek, ailem gelecek dedi ve halası geldi. Benim annem yok, annem vefat ettiği 7 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben burada söylemiştim, annem babam yok. Benim abimle beraber yaşıyorum. Halam geldi diyor, aile büyüğü olarak annesi ve burada otururken konuşmuştu dedi ki ben Yusuf oturup bekleyeceğim demişti kendi ağzıyla bundan 2 gün önce. Evet. Şu an talibinin karşısında. Evet. Ve kendi ağzı da söyledi. Hani bitirmiş olmuş olsaydı tamam amenna çıkabilirdi talibin karşısına. Burada açıklayacağım. Ben neden talibime çıktım? Beni aradılar, çağırdılar. Burada bunları söylemek için çıktım. Evet, talibime çıktım ama neden çıktım? Talibim var, al dediler. Yani şey yapmasın, üzülmesin diye. Ben burada yine tekrar tekrar söylüyorum. Buraya ben Yusuf için geldim. Yusuf ile olsa oldu, olmasa delikanlı gibi buradan kalkarım, yine çıkacağım, gideceğim. Ben buraya Yusuf, sana söylüyorum buradan. Sana söylüyorum. Seda Hanım, iş delikanlılığa gelirse eğer, ben öyle izleyerek geldim dedim. Programı gelmeden önce de tanıyordum güzeli. Ama bir önünden geçmek istedim. Yani benim çıkacağım kız, istemedim ki beni burada madara etsin istemedim ki yanlış anlama sen de lütfen. Sadece ikili oynamayı sevmiyorum. Hakan ben abi, Hakan oynama, baba. Oynamadım tamam, burada. Tamam, sen bunları demek için... Burası benim... evlenme programı. İşte burada en Gülşen ağzına... gelip de evlenebilir. İsteden insanla evlenebilir. Madara olacak bir durum misin? Yok ya. İzin verir misiniz? Yediriz. İzin madara olacak bir durum yoksa hayır, asla gövdeli kaldırsın. Hayır, tabii ki. Ben sadece hani beni ezmeyecek yani. Ama bu tür bir farklı niyetli de çıkmayacak. Gerçekten samimi olduğunu düşündüğüm birine. Sonuçta evlenmek için geliyorum buraya. Ciddi evlenmek için geldim. Hakan baba dediğimiz Hakan abi. Ben abi dedim, bir önünden geçer misin? Niyeti varsa çıkayım. Konuştu sağ olsun beni yanına çağırdı.
Yanına da gittim. Güzel için mi? Evet, güzel evet. için. Ya, karşısına da gittim. Talip olacağımı da biliyordu. Güzel biliyormuşsun bütün biliyordu bunları. Yani şimdi bunları söylemek istemiyorum ama yani beni de birileri de böyle Yusuf'a veya birilerine bir şeyleri söylemek için de kullanmasın. Kimse İstemezdim. Seni kullanmadı. Bir dakika lütfen. İstemezdim sana bunları söylemeyi, deşifre etmeyi. Hmm. Ama söyletmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Burada bazı insanları böyle kullanmayın lütfen. Seni kimse ben de söyleyeceğim kullanmadı. Budur herkes yani. Herkesten hoşlanabilir. Hayır. Lütfen. Yani kendime yapılmasını istemediğimi başkasına yapmam. Ama hayal kırıklığı da bir insanlar da beni aldatırsa da burada adım sinirliğe çıkıyor. Bu algıyı da yok etmek istiyorum ama şu an tam tersi hareket etsem de adım haksızlığa geldiğimde dün Kuzey arkadaşın da dediği gibi takdir ettim. Tabiatımız da uyuyor bu arada. Haksızlığa geldiğimde de sesini yükselten de kişiyimdir. Ama tartışmamız oldu ilk kendisiyle. Biliyor nasıl olduğunu. Çok fazla konuyu dağıtmak istemiyorum ama haksız bir durumum oldu. Haklısın, özür dilerim dedim. Sonrasında kendisi şey yapınca yine şey oldu ama düzeldik. Tamam, iyi. Yani böyledir. Hani şunu yok etmek istiyorum. Haksızlığa gelemem. Evet. Peki bekleyin. Hakan İdris diyor ki efendim, Seda Hanım. Her şeyden haberi var diyor İdris. Seda Hanım benim birebir her şeyden haberim var. İdris Güzel hakkında gerçekten çok samimiydi. Ben Güzel'le paylaştım. Güzel şu anda gerçekten yani Güzel'le seviyorum. Çok iyi bir kardeşim benim ama Güzel haksızlık yapıyorsun evet. ve yanlış anlama. Yaptığın kişi için de değer mi diye ben senin yanında olsam bir değişirim. Ya ben bu başkan Emrah'la senin Yusuf ısrarının da hiçbir şey anlamış değilim ya. Yani kusura bakma benim hatime değil ama. Peki. Haksızlık yapıyorsun kızım. Peki Güzel'in halasına verelim mikrofonu. Verelim halalım. Hoş geldin hayatım. Mikrofonu yakın tut. Ayağının tozuyla seni stüdyoya aldık. Hoş geldiniz. Şimdi aslında Güzel'in karşısındakini talibini değerlendirmesi lazım. Evet. Değil mi? Evet. Yani çünkü Yusuf'u istiyor. Yusuf'u sevdiğini söylüyor ama Yusuf da tavrını belli etti. Ben istemiyorum. Benim şu an locada kimse de aklım yok dedi. Öyle değil mi Yusuf? Ben dedi ümit de vermedim dedi. Bizim aramızda geçen diyalog dedi. Buharda mantı bilmem ne başka bir şey yok dedi. Ama o ümitlenmişse ben bir şey diyemem dedi. Ben de düşünmüyorum yani. O Güzel'in kararı o. Yusuf olmasa başkasını istemiyorum diyor. Çok aşık ama. Ama işte şimdi mesele İdris, birileri kullanılmasın burada. Sen çok haklısın yani, burada şu an. Haklısın. Ama bu senin delikanlılığından hiçbir şey kaybettirmez. Çok doğru. Çok güzel ifade ettin. Güzel'in bundan haberi olduğunu, ona haber gönderdiğini, kabul etti. Aslında usulüyle yaptığını bile, evet. bir büyüğünü araya koyduğunu, çok centilmence davrandığını gösterdin ama maalesef ki... Seda abla, birden hani birisinden hoşlandığımı ya da birisinden sevdiğimi birden iki gün içinde unutamazsın. Ama sen açıklama yapmak istediğinde ben tek başıma gelip Uğur Bey ile Seda Hanım'ın yanında açıklama yapmak istiyorum diyebilirdin. Olması gereken o zaman odur da Seda sana, Hanım, çok haklısınız. Yani evet, o zaman da sana gel açıklamanı yap derdik. Çocuğun da ailesi izliyor, arkadaşlar çevresi var. Çocuk sana talip çıktı. Şimdi yaptığın biraz hatalı oldu, ayıp oldu Güzel. Evet. Yani kabul İdris'i ayıp ettin. Evet. Ayıp ettin. Bir değerlendirsen İdris'le bir şöyle bir konuşsan. Uğur Bey. Uğur abi yani içimde birisi varken hani onu silama deyince ben birisine ümit veriyorum ama. Bence de, yok bu bence, saatten sonra İdris'in de geri adım atacağını inanmıyorum. Ben de istemiyorum doğrusu zaten artık. Yani ikili oynayan istemem. Yani şu yapılan zoruma gitti. Ama Yusuf'un da hiç niyeti yok ki Güzel seninle konuşmaya, görüşmeye. Hiç istemiyor o yani Yusuf. İdris burada sakın Yusuf'u suçlama. Hayır. Hayır. Alakası yok. O kendi kendine orada oturuyor adam. Hayır. Onunla ilgisi yok. Hoş geldiniz İdris kardeş de. Güzel. Şimdi şu an talibim var karşımda. Bir şey konuşamıyorum. O çıktığı zaman ben bir tek konuşmak istiyorum. Yani o kadar arzuladın, o kadar şey yaptın, kırmak da istemiyorum. Ama talibini bekliyorum Yusuf Bey, rahat olabilirsiniz. Ben günlerce kalpte taşıdıysam... İki kelimesine de bu kalpten atmasını bilirim yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle ayran gönüllü değilimdir. Şimdi buradaki şurada arkadaşlar şöyle bir şey beni bilirler nasıl karakterde İdris, olduğumu ama. İdris sonuna kadar haklısın. Budur yani. Sonuna kadar haklısın sen. Şimdi bu da kullanmak değil de bir nispet yapmak istedi herhalde. Onu da karıştırdı bana karşı duygularına göre. Ama ilk gelir gelmez en azından derdi ki Başak gibi diyebilirdi ki ben bekliyorum. Ben şunu yapıyorum sana şu kelime ben de şaşırdım. Madem beni bekliyorsun, ayrı bir locada oturuyorsun, diyemez. Kaç yaşındasın, nerede oturuyorsun, hani kriterlerini, onu bile demesi anlıyorum, hatalı. Anlıyorum, ben Seda de burada... Hanım olması gerekeni söyledi.
Şimdi ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Şu an ben güzelin karşısına çıkmış olsam ne diyeceğim yani konuştun. Madem ben varım aklında, belki benim de zihnimde bir şeyler var. Belki şans verecektim. Belki hayırlısı bir şey olacak. Belki ilerleyecektim. Varsa. Aynen o şekilde. Siz de hoş geldiniz halacığım. Kusura bakmayın inşallah. Yusuf şuraya yanıma gelsene. Halacığım buradan Yusuf'a görsün. Söylemek istediğin bir şey var mı Yusuf hala? Mikrofonu yakın tut hayatım. He. Ne diyeyim yani kararlarına saygı duyarım. Heh. Mesela net istemiyorsa zorlan değil. Ben mi istemiyorsam? Evet. Ha ben istemiyorum bak. Şimdi o da bir istemiyorum kelimesi kesinlikle konuşmadım. Yani öyle bir diyaloğa girmedik. Sadece bana sevdiğini, hoşlandığını ve tanışmak istediğini, çocuklarını anlattı, geçmişini anlattı. Sadece dinledim. Ve gerçekten net duygu yaratıldığın içindeki şeyleri bana açıklamaya çalışıyor ama. Bir saniye. Ay Allah'ım. Olmadı. Özür dilerim. Neyse hadi lafını bitir Yusuf. Evet. Şimdi şu olay olmasaydı, direkt gelmiş olsaydı bir şans verecektim. Sen de hoş geldin. Gerçekten bir şans verecektim. Gerçekten şans verecek miydin? Şöyle, konuşacaktım. Sen de böyle fırsatları çünkü kolluyor gibisin ha. Burası evlenme programı değil mi? Hayır, bir dakika. Hayır. Dün orada zırıl zırıl kaç gündür ağlayan kıza şans verecektim, verecektim demiyorsun da. Şimdi karşısında İdris oturuyor. Şimdi o öyle yapmasaydı şans verecektim sen diyorsun. Sen de yanlış ifade ettin. Hayır. Ben demedim ona olmayacak kelimesi. Hayır, istemiyorum olmayacak kelimesi, dedin. Öyle demedi mi? Hayır dedin. Meleğe dedim ben. Olmayacak ona demedim. Ben o yani Melek dışarıda sen hiç yorum yapma o zaman. Bak sana kesin söylemiş ama güzel için kafamda bir kere daha şans verme vardı diyor. Sen de hala Yusuf diyorsan. Hayır, Yusuf'u savunmak çıldırıyorum değil. Yani. Ablacığım Yusuf'u savunmak değil. Benim derdim burada sadece şunu söylemek. Madem güzel burada Yusuf'u seviyor. Neden seven bir insan kalkıp da sevdiği nasıl? Başka bir insana tavsiye eder mi? Kime bu etmiş? O kendisini çok iyi biliyor. Kime tavsiye ettiyse çok iyi biliyor. Kime etmiş? Söyle. Şebnem Hanım. Ne olmuş Şebnem? Daha evvel Güzel Hanım'la bir sohbet ediyorduk. Tabii Melek Hanım burada yokken, Melek Hanım burada yokken. O ara Yusuf Bey de yok. Bir geliyor, bir gelmiyordu. Evet. Hani renkli bir bey. Görsel olarak kıyafetlerinden. Öyle bahsediyorduk. Yani öyle bir bey gelse falan, aday olsa gibisine. Bir de sana mı? Yemek sen yemek isterim demiştim. Güzel Hanım da herhalde Face'den Yusuf Bey'le acaba olur mu olmaz mı diye konuşmuşlar sanırım. Konuşmuş muydunuz? Yüz yüze konuştuk biz. Ha, konuşmuştuk. Şebnem için aracı oldu. Ayrıca şunu da söyleyeyim Seda abla. Gidip ona buna benim ailem asla Yusuf'u istemiyor. Ha, kesinlikle üstüne istemiyor. Adını bile anmak nasıl istemiyorlar. Sen zaten Yusuf'un avukatına ben Yusuf'u anmak değil bırak. Seda abacığım. Bu kişi de şimdi kalksın bu insana şans versin. Senin başkasına tavsiye edin sana. Musun buna? İnanıyor musun? Halası gelmiş. Ya ablacığım. Bak ben konuşayım. Şimdi ben anlamadım. Şebnem doğrudur. Güzel bana dedi ki. Şimdi ben Güzel'e zaten onu söyledim. Bir kafa taklattı benim. Güzel bana dedi ki Şebnem dedi senden tanışmak istiyor. Tamam mı? Seveni olabilir. Sen aynen bu şekilde. Ben de dedim Melek ki. Dur, bilek, seninki bilek. Sen dedim bana gönlüm varken sen kendi arkadaşın bana nasıl tanıştırabilirim? Bir afalladım ben. Tamam mı? Sonra ya, öğrendim. Sonra öğrendim bir şeyler öğrendim. Ben eğer oraya oturmuş olsaydım iki kelime laf konuşacaktım Güzel'e. Ama o fırsat yaratılmadı. Arkadaş gittikten sonra konuşayım dedim. Bak bana da hayır İdris'in şu an olaylarla alakası yok. Zaten bu saatten sonra İdris geri de adım atmaz. Şu an sizi normal buradaki seyirci gibi buradaki locadaki adaylar gibi dinliyor. İdris artık izleyin. Ne Güzel. Diyecektin? Heh. Peki benden hoşlandın, beni sevdin, beni şey yaptın, benden çıkmak istiyorsun. Evet. Madem niye beni şeklene? Nasıl beni tavsiye ettin? Sen telefonu çaldın. Kim arıyor seni? Versene şunu. Bugün hem Yusuf'la hiçbir durum yok diyordun. Şimdilikten sonra Yusuf yani. Ekranı dondu adamın. Telefonu dondu. Neyse marka göster. Ekran dondu. Tamam sen bana ver onu sana. Tamam, oraya cevapta işte, oraya cevapta soruyorlar. Anlamadım. Beni öneriyorsun ya Yusuf Bey hani. Bugün konuştuğumuz tamam, arkasından evet bana söylediklerin, ondan sonra Yusuf'u söyler misin dedim. Ben de geldim Yusuf'u söyledim. Yusuf öyle böyle bir şey var. Yusuf var mıydı? Esra Ali Hoca yazıyor. Alo. Buyurun. Efendim Yusuf ben. Esra sen misin? Hatice. Loca'dan Hatice. Kim Loca'dan Hatice? Yanlışlık olmasa bir bakayım. Loca'dan Hatice mi? Şaka gibi. Hadi uğur ver. Hatice değil, bir saniye.
Alo. Merhaba, kimsiniz? Hatice diyor. Ya niye yalan söylüyorsun Nevruz? Kim? Uğur Bey'di. Nevruz mu? Nevruz. Nevruz kim? Yani Nevruz, Allah aşkına, tamam. Ben canlı yayındayım şu an, seninle konuşuyorum Nevruz. Sen canlı yayında değil misin Nevruz? O da mı canlı yayında? Tamam, hadi konuşuruz. Bir tamam. Dakika durdu, şey mi bu? Esra'daki tamam. Nevruz mu? Bilmiyorum tamam. Ki ya. Esra'daki tamam. Nevruz nereden buldun? Bu Yusuf'u mu arıyor? Hatice'den mi buldun? Hani o kimseleri beğenmeyen Nevruz. Evet, aynen. O da mı Yusuf'u? Bir dakika da kapatma ya. Gözüm pörtledi. Gerçekten canlı yayından Hatice, mı arıyor seni? Hatice'nin arkadaşı. Bilmiyorum, detaylı yollardan... Ya sana da öyle demiş olabilir. Kim o? Şimdi karıştırmak istemiyorum. Kanaldan bir kanala Yusuf'u istemeye geliyorlar efendim. Zaten üç tane izdivaç evlilik programı var. Kim biliyorsunuz. Arkadaşlarımız, Allah razı olsun, kanaldan kanala Esra'dan bize Yusuf'u istemeye geliyorlar. Doğru mu anladım? Doğru vallahi mu ben anlattım? Ben de şu an anlamadım. Aradı. Hadi önce Hatice çıktı, bir saniye veriyorum dedi. Nevruz'um ben dedi. Yusuf dedi. Ben kanalı bıraktım dedi. Öyle bir ver, şey konuştum. Ver sen git telefonunu ver, bağlasınlar bakalım, konuşalım. Bağlayın bakayım gerçekten o mu? Başka Şebnem bir... sen taca çıktın. Güzel sen taca çıktın. Melek sen zaten yoksun. Huriye hiç beklemesin. Nevruz geliyor. Hayır, benimle Yusuf ilgili Seda Hanım. Benimle ilgili Yusuf Bey anılmasın bir. Sadece bir öneri, hani beğenti, renkli bir insan dedi. Renkli ama bir insan şaka... beğeniyorum demişsin. Evet. Ha, temizlik güzeldi. Açısından, hijyen Allah açısından, Allah Allah. Yukarıdan Şebnem Hanım, size saygılı bir, sevgili bir arkadaşsın. Talipleri çok. Bu kadar reklam gerek yok. Aha. Ben böyle bir aday da istemem zaten. Çok ısrarla arıyor. Tabii canım. Telefon çalıyor, arıyorlar yine. Sen açma. Numarayı verin. Hayır, canlı yayına bağlasınlar. Numarayı özel verin. Numaradan arıyor şu an. Tamam kapat Uğur sen de ya. Tamam çalıyor, ben açmıyorum. No'ya mı basayım? No'ya mı? Bassana. No. No. Şaka be. Mısınız ya? Tamam. Adam terledi. Arkadaşım lütfen sizi yayından tamam, arayacaklar. Oradan açın, oradan konuşun. Ne konuşuyorsanız biz de duyalım. Buradan olmaz. O zaman şimdi güzele son söyleyeceğini söyle. Bitir hadi şu işi. Ya gene dondum kaldım. Kafam hep karıştı. Şimdi siz, kararsız bir bey, kararsız, ya kararsız değil. Bak kimse bakın, kırmak istemiyor. Sağdan soldan şimdi nasıl ki arayanlar bakın. Var. Bayana ümit veriyorsunuz ki siz, bu bayan bu hale gelebiliyor. Bütün kadınlara mı aynısı ya? Özel. Ya ümit vermiyorum. Ya ümit, ben ümit verdim. Vermiyorsun da bu kadın niye ayılsın bayılsın beyefendi burada ya? Evinde Allah rahatsızlık Allah. Olsun. Telefonla görüşüyorsun, niye görüşüyorsun? Bak bütün kadınlar sizi arıyor. Ortak bir noktaya girip, hayır değil. Ama senin söylediğin mevzulardan dolayı Allah Allah. Arıyorlar. Evet. Senin gibi bir kadın bile, sen ne dedin? Renkli, evet, temiz, renkli. Evet. Duruşu ama, güzel. Onlarla sohbeti var Seda Hanım. Benle hiçbir durumu yok. Ben bu benden kadar de sohbeti yok. Tanımıyorum. Hayır hayır, öyle sohbetimiz yok. Tanımıyorum. Yayında hiç da seyretmedi. Açtık bu telefon sohbeti. Peki neyse çocuklar buyurun geçin. Yusuf sen de yerine geç. Evet, İdris farklı adaylarla devam Ay, ediyor. Tutuldu. Güzel de öyle. Yine arıyorlar. Bu arada Yusuf otur. Alo. Nevruz Yusuf'u arıyormuş. Nevruz arıyor yine. Arkadaşlarımız bağlayacaklar yavaş. Telefona bağlayacaklar. Telefonla konuşursun. Kararları için Oğuz ve Güzel geliyor. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana dar olman. Ne aramaman ne de sormaman. Mesele şu ki hala bitmedi sevdan. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana dar olman. Şimdi yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Şimdi bunlar ne derse inanacak mıyız? Şimdi ne derse evet. inanmayacağız bunlar. Böyle bir asık suratla oturdular. Dün de böyle geldiler. Ondan sonra şaka, şaka dediler. Şimdi ne söyleseniz, ne oldunuz? Nasıl gidiyor? Biz iyiyiz, iyi gidiyor. Biz iyiyiz, iyi gidiyor. Ve niye asık suratla oturdunuz böyle bir? Şu an alt yazılar gördük de. Ben bir alt yazı okudum da. Alt yazıda ne yazdı görmedik biz. Yazın bakayım. Nevruz'la uğraşıyorduk. Şok. Ne? Ne yazıyor alt yazıda? Evlenmek, Oğuz ve Güzel'in evlilik yolundaki görüşmesine Müjdat'tan şok açıklamalar. Öyle yani mi? Şunu söylemek istiyorum Seda abla.
Benim bildiğim lojada bir tane kedi vardı daha önce Özer Beyciğim. İkincisi gizli kedimiz de varmış aramızda. Tabii Müjdat Bey. Sağ olsun. Ama kara kedi mi? Ne söyledi ki bilmiyoruz ki. Vallahi kara ki. Kedi değil mi? Ona rengarenk diyelim. Daha güzel Müjdat olur. Müjdat öyle kimsenin arasını bozacak laf Müjdat etmez ama. Belki de mutluluklar dilemiştir. Odur açıklama. Bilmiyorum artık açıklamasını. Ne dedin? Bu, canlı yayında mı? Şunu söyle. Şöyle bir şey oldu. Dün ben güzel cuma günü beni aradı. Hangi kendisi. Cuma? Hangi cuma aradı? Yani geçtiğimiz cuma akşam. Ben araya kesinlikle bir şey katmıyorum. Kıskanmıyorum. Bunun altında çiziyorum. Ben her zaman söylüyorum. Güzelle evet bir geçmişimiz oldu ama arkadaşım benim dedim. Bunu yine üstüne basa basa söylüyorum. Arkadaşım yani değil mi Allah aşkına ya? Güzel sözümü bitireyim ondan sonra konuş. O zaman arkadaşım değil mi? Tamam arkadaşım evlilik değil. Evlilik yoluna giriyorsunuz loca... oğlum sonuca arkadaşı yok öyle bir şey ya. Tamam lojada eski talip olduğum bayan. Öyle söyleyeyim. Tamam. Şimdi cuma günü beni aradı. Bana dedi ki Müjdat bana çağrı yap dedim. Hangi cuma günü bana evet, çağrı yap dedi. Benim şahidim de var evet yani hiç şey değilim yani. Geçen hafta da... cuma sana güzel çağrı yap dedi. Çağrı yap dedi bana. İnanıyor musun? Ben dedim ki güzel dedim müsait değilim yolda gidiyordum. Sonra konuşuruz dedim telefonu kapattım. Şimdiye kadar geçen gün hatta Seda abla siz pazartesi dediniz ki bana Müjdat sana ne oldu? Evet. Heh. Ben yine sesimi çıkarmadım. Çünkü Oğuz'u sevdiğim için ben sesimi çıkarmadım. Çünkü yani şöyle bir izlenim bırakmadım. Hani Müjdat güzeli kıskanıyor ve ikisinin arasını bozmaya çalışıyor. Öyle bir izlenim bırakmak istemiyorum. Dün ta ki ben lojada otururken Güzel dedi ki ben burada hiç kimseyi yani şimdiye kadar hiç kimseyi seni seviyorum demedim. Ben orada ben düşündüm böyle. Dedim ki Güzel'in amacı ne? Yani Güzel nasıl ben de geçmişte bir şey yaptıysa aynısını Oğuz'a yapacak. Ben de sonlarını düşünmüyorum dedim. Demedi ama gerçekten kimseye seni seviyorum burada. Şimdi söz hakkı alabilir miyim? Bana defalarca söyledi Uğur abi. Bir de tam ters oturmuş da şey arkaya dönemiyorum zorlanıyorum. Şu tarafa alabilir miyiz lütfen Seda abla? Şöyle geç bakalım Özer. Bir değiştirirse yerini tam yer görün ki. Karşıma geç bakayım diyor Müjdat sana. Geç Özer'le bir yer değişin hadi. Orijinal kedi burada da bu çakma olmuş. Sıkıntı ordu. Evet. Heh. Buyurun. Heh. İkincisi o elini şu vicdana koy ki yukarıda da Allah var. Kimse iftira atma. Biz şu an olumlu gidiyor bir ilişki var ortada. Ve sen ne dedin? Cuma günü diyorsun. Doğru mu? Benim seni aradığım. Evet cuma günü o cuma ne demek? Güzel programda yoktu ve ben Ankara'daydım. Evet. O bir. İkincisi ben seni hal hatırını sorup nasılsın dedim. Çünkü sen de arıyordun. Bu merhabadır. Hal hatırı sormaktır. Başka bir şey söyledin mi? İkinci bana, kelime kullanmadın. Bana çağrıda bunu dedin mi? Bulan, eğer öyle bir şey dediysem... Heh. Yukarıda Allah görüyor. Bir dakika. Bir öyle İkincisi... bir konuşma. Bizim Serkan abi var. Tuğçe'ye talip olan arkadaş. O da yanımdaydı. Onunla beraber yolda gidiyorduk. Hatta o da duydu. Yanımda oturuyordu. O da duydu. Dedi bizim güzel mi dedi. Evet dedim bizim güzel dedim. Ankaralı güzel. Ondan sonra dedim ki güzel müsait değilim. Telefonu kapattım. Tamam mı? Ve ben yine üstüne hani ben pazartesi günü yorum yaptım. Oğuz'a dedim ki Oğuz dedim. Allah mutlu mesut etsin sizi. Karışmadım. Dün ta ki ben lojada otururken sen ben burada hiç kimseyi sevmedim dedin. Evet. Tamam mı? Sevmedim ben, demedim bak. Heh, ben düştüğüm pozisyona o düşmesin. Hiçbir dahil şu bak. Canlı yayında seni seviyorum kelime kullanmadım. Çünkü ben hiçbiriniz öyle bir şey kullanmam. Ne zaman bana nikah yapar bu Oğuz olur kısmetimde varsa bu başkası olur bilemem. Nikah yapan erkeğe ben seni seviyorum diye o zaman söylerim. Duydun mu? Dün baktım tamam mı sosyal medyadan geçmişe baktım. Samuray'ın olduğu zaman. Tamam mı? Samuray'ın olduğu zaman. Orayı izle. Aynısını söyledin bana. Ve burada da hala gelmesin diyorsun ki elini vicdanına koy. Ben de Allah'ım üstüne yemin ediyorum. Sen zaten daha önce kaç tane yeminler ettin de güzelin gelmesin adınız yan yana. Efendim yok insanın adı gelmesin dedin. Geçen diyordun bir yere çağrı yapacağım Seda abla diye. Sen tüm Türkiye'nin önüne büyük yemin ettin. Ben bir daha onunla anılmak istemiyorum. Büyük şimdi, yemin ediyorum çağrı diye. Yaptın bu... Çağrı yaptın mı? Yürü be Müjdat. Ben onun adına, ben onun adına yemin ettim. Evet. Şu kelimeyi kullandım. Seda işte bu erkeğin yemini yemin olması saniye. Lazım. Dedim ki Seda abla o benim ismimi almayana yapmadım. Kadar ben onun ismini evet. almayacağım dedim. O kendisi andı beni. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Güzel diyor ki ben Oğuz da dahil hiç kimseye seni seviyorum demedim diyor. Bana demedi. Bende yalan yok. Bana demedim. Ben de diyorum bana geçmişte söyledi diyorum Seda abla. Hani geçmişte ne zaman söyledim tamam, ya? Ben onu çıkaracağım yarın. Mısın? Yarın açtıracağım onu. Ya bir de şunu diyeceğim Seda. Müjdat sen güzel öyle söyleyince gücüne mi gitti senin gücüme ya? Gücüme gitti Seda abla. Ha ben aynısını şimdi Oğuz'a söyleyeyim. Amacın yani ne ben... dedin ya? Gücüne gittiyse gücüne demek kıskanıyorsun apaçık belli. Yok kıskanmak değil. Hayır gücüne niye gider? Tamam gücüme niye gider biliyor musun? Neden gider yani? Çünkü cuma günü beni arayıp da akşam bana çağrıda bulundu.
Sen unutamadın diye. Cumartesi güzel. De beni aradı. Aklımda hala sen varsın dedi. Cuma'yı niye beni aradı? Ben seni Müjdat'ın hal hatır sordum, aradım dedin mi? Evet dedi. Tamam. Sıkıntı. Ama çağrıda bulun diye bir şey dediğini. Öyle bir dediğini. Şey söylemedim sen mi lütfen? Serkan Müjdat... burada. Serkan'ı bir çağır mısınız? Ya ben öyle zar altında düşürüm. Geçmişte beni çok zar altına düşürdün. Bu defa düşürmeyeceğim. Serkan burada. Serkan abi, Aydan abi. Serkan abi bir çağır mısınız ya? Adam yanımda hepsini duydu zaten. Serkan abi Serkan ya. Serdar kim? Tuğçe talip olan biz onun arabasını aldık beraber. Seda kendisi abla, duydu zaten. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yok vicdanı eline koy falan filan. Tamam, hiç öyle hepsini şey girmeyin. Konuştum. Bir sırayı bize verir misin? Şu anda bizim görüşmemiz olumlu gidiyor Müjdat. Ve biz 3 gündür görüşüyoruz burada. Sen daha yeni mi uyandın? Günaydın da yani öyle bir şey söylemedim. Ve ikincisi de şu anda senin yapman çok yanlış. Pazar ertesi dedin ki Güzel'in daha önce Oğuz'a talip olduğunu bilmiyordum. Ve şu anda çok yakıştılar gerçekten de. Mutluluklar diyorsun. Tamam, evet. Mutluluk diliyorsun. Şimdi 2 gün olumlu giden ilişki neden bozmaya kalkıyorsun? Ben bozmaya o zaman sen unutamıyorsun ki. Şimdi Oğuz'la olumlu gidiyor. Demek kıymete büründüm galiba. Tekrar geçen bana seni unutamıyorum, sana haksızlık yaptım. Ben pişmanım diyen bir erkeksin. Unutamıyorum demedim. Olumlu giden bir şey var. Ben unutamadım demedim. Niye bozmaya çalışıyorsun? Benim düştüğüm dosyaya Oğuz'un düşmesini istemiyorum. Güzel. Böyle bir şey yaptıysan bu saatten sonra oğlum gitmez. Sen onun kafasında yaşamak istiyorsun. Ben hangi gitmesin. Birine inanacağım şimdi? Sıkıntı yok şimdi? Yani. Hangi ben sana talip değil, sen bana geldin. Eğer sen yine de eskisi ha, ben gibi... Ben sana geldiysen buradan kalkıp gitmesin de bilirim. Silmek yani. İstiyorsan bilebilirsin. Tamam. Eğer geçen sezon der ki başka insanların anlatışıyor. Oğuz Fevri'ye karar vermeyin. Ben seni alkışlıyorum. Sen başka insanların... Tamam mı? Eğer sen dediysen ki... Sen musun? Hangi birinize inanacağım ben şimdi? Senin kararın. Bana mı inanıyorsun, Müjdat'a mı inanıyorsun? Ben dondum kaldım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Ben anda. De kaldım. Biz, ben ne yapacağımı Seda bilmiyorum. Seda abla şu an karışmıyoruz. Neslihan bir şey söyleyecek. Gitme çocuğumuzu. O Güzel'e inanman gerekiyor. Her Neslihan. Seda abla bugün, dün bugün biz çay içerken Müjdat dakika başı Oğuz kalkıyor. Müjdat geliyor oturuyor. Oğuz geldiği zaman da Müjdat geri gidiyor. Bugün hatta Güzel dedi ki Oğuz geldi dedi Müjdat'a. Gider misin masamızdan dedi. Çünkü Oğuz'a harbiden yani o kadar değer veriyor ki. Ben değer ama vermiyor muyum? Ben değer vermiyor muyum? Sen de değer veriyorsun. Bak dinle bir Oğuz. Yanlış bir şey söylemiyorum. Hı-hı. Sen kalkınca Müjdat geliyor direktmen. Ama Güzel kesinlikle yüz vermiyor. Ben ne dedim Neslihan? Benim hayatımda bir erkek varken başka erkeğe bakmam. Masamla gider misin dedin mi Müjdat'a? Dedin evet bugün sen dedin. Sen şey daha söyleyeceğim. Bunu ben de biliyorum. Güzel'in bu huyunu biliyorum. Doğal olan Oğuz. Güzel'in bir görüşmesi varsa bir başkasına asla ve asla dönüp de bakmaz. Hatta şu yeni gelen şey Deniz Bey'in annesi var. Dün Nevzat abi talip olmuş da hanımefendinin ismini hatırlayamıyorum. Muharf'tan. O abla da vardı. Kahve içiyorduk beraber. Sen şimdi Müjdat. Amacın ne? Şimdi dur. Amacını bırak da. Çağrı yapacaktın. Vazgeçtin. Güzel. Yapmadın o çağrını. Sonra bugün bana başka bir şey söyledi. Oh ben pek memnun oldum. İyi oldu karar dedim. Şimdi burada ne yapmaya çalışıyorsun? Seda abla ben bir şey yapmaya çalışmıyorum. Benim sadece düştüğüm pozisyona Oğuz'un düşmesini istemiyorum. Hepsi bu yani. Başka bir şey değil yani. Peki ben nasıl burada... inanacağım? Nasıl güveneceğim abi? Valla bak Serkan sen orada... Şimdi, bak, sen Serkan şimdi orada. Müjdat, heh. Güzel'den intikam alıyorsun bence. Ben, çünkü Seda daha abla. Önce senin görüşmende buna benzer bir şey. Güzel dediği için pişmanlık duyuyor musun lafını dile getirdiği için. Bence sen... İntikamını aldın gibi. Yoksa sen durup dururken böyle bir şey yapmazsın. Ama senin Şadi ile olan görüşmende Güzel dedi ki o zaman Müjdat'ın içinde bir pişmanlık var. Sen de o zaman çok köpürmüştün. Hatırlıyor musun? Evet evet. Köpürdün. İçten hanımla görüşmesi varken ve ben ama kimse onun gibi iftira atmıyorum. Doğruluk i̇ftira konuşuyorum Seda abla. Ben yukarıda Allah'ım şahit. Şahidim de burada var zaten. Kendisi de burada. Kendisi de duydu hatta. Ya Müjdat evet. Sen o zaman ben şu an dün Oğuz sana gelip Müjdat şu hareketleri yaptı diye bir kelime kullandın mı? Hayır. Ben dün geliyorsun ben Neslihan'la yemek yerken gözünün karşısında oynatıyorsun sen var ya sen diyorsun bana. Ben mi öyle bu dedim? Ne demek? Evet ben sen dedin. Yapmadın. Ben sana ya. Yapmadın yemek yerken. Açık ve net Müjdat sen açık ve net şunu diyeceksin. Kıskanıyorsun. Sen diyeceksin ki ben aklımdan hala Güzel'i atamadım diyeceksin. Öyle bir şey demeyeceğim. Diyeceksin. Öyle bir şey yok diyeceksin. Bak, öyle bir şey yok bak diyorum bugün sana. Göreceksin yarın da aynısını diyeceksin. Tamam, ben Güzel'i unutamadım diyeceksin. Yok ben söylemem. Vallahi ben söylemem. Geçen niye o zaman gelip bana pişman ben dedin? Sadece Hüsnü görüşmesi olduğu halde Oğuz'la görüşmesi var. Ben gidip nasıl kaşımı gözümü oynatayım ki o kadar mı geniş bir insanım ben? Madem iyi niyetli bir insan olsaydın her zaman oturup, sen her benim zaman mutlu olmamı istiyor muyuz? Müjdat eğer sen benim mutlu olmamı istiyorsaydın tamam, şu aynı konuyu açmayacaktın ki biz çünkü şu ya anda sen, mutluyuz. Bak bak Oğuz aynı pozisyonuma düşecek. Oğuz inanıyorum aynı ki seni dinlemeyecek. Sen bak göreceksin. Görürsün. Ben de güzelsem Oğuz beni dinleyecek buradan benimle çıkacak. Görürsün. Hadi bakalım istediğini yap.
Bir de şunu rica ediyorum Seda ablacığım. Biz ben Oğuz'un annesinin bağlanmasını istiyorum. Neden? Bizim şu an şu durumları belki izlemiştir. Heh. İki günde görüşmemiz olumlu gidiyordu. Oğuz istiyor musun annenin bağlanmasını? Bağlanabilir çocuğum? Ama bunu duyduktan sonra da pek olumlu bakacağını. Ne düşünüyor peki, acaba? Bilmiyorum. O zaman sizi şu çay alalım, tarafa gelin. Alalım, çay bekleyelim tarafını orada. Alalım. Ondan gelin. Sonra anneyi bağladığımızda bağlamaya çalışalım. Kararlar için Özlem ve Tansu Loca'dan yanımıza geliyorlar. Yaka kartlarınız değişmiş. Evet. Evet efendim. Birbirinizin kartını kalbinizin üzerine iliklediniz öyle mi arkadaşlar? Peki. Kamera arkası görüntüleri izleyelim. Özlem ve Ömür arasında biten aşk büyük bir gerilime dönüştü. Dünkü yayında Ömür'ün söylediği şarkıda Özlem ve Tansu'nun dans etmesi yok artık dedirtti. Belki de çok mutlu olacaktık, tutsaydık dilimizi. Bu inat, bu kapriz, bu kavgalar yıprattı sevgimizi. Ömür ne diyordu bu dans olayına? Sadece şarkıya konsantre oldum. O an bana daha şarkı daha çok değerli geldi. Kıskanmadı mı eski sevgilisini biriyle dans ederken? Ben onu kıskanmam. Benim kıskandığım insan aşırı kalite olmalı. Özlem için ağır konuşuyor Ömür. Yanlış insana değer verdiğim için üzüldüm. Özlem, Tansu'yla el ele Ömür'ün sahnesini izlemeye geleceğini söylemişti. Ömür, müşteri veli nimettir diyor. Müşteri her zaman müşteri müşteridir. Gelebilir. Onlara değer vermek zorundayım. Başka müşterilerime nasıl değer verdiğim için. Ama bir de uyarısı var. Akıllı dursunlar diyor. Adam akıllı oturup adam akıllı dinleme şartıyla gelirler. Özlem ve Tansu'nun yanındayız. Tansu kibarca Ömür'den yoluna bakmasını istiyor. Kendisine rica ediyorum. Bundan sonra polemikler içerisine girmesin. O da yoluna baksın diyorum. Gözünden bir yaş gelirse buna sebep olan da bendi. Görüşmek mecburiyetinde hissederim kendimi. Özlem cumartesi günü Ömür'ün sahnesine gitmeye kararlı. Ömür beni çok ağlattı. Biraz da eğlendirsin yani. Zaten onun işi o ya, eğlendirmek ya. Biraz eğlendirsin. Peki Ömür'ün bir tepki vermesinden korkmuyor mu? Kıskanıyorum mu diyecek açık açık. Bunu söyleyebilir mi? Onda yürek olsaydı şu an beni bırakmaz ve yanımda olurdu. Ne yalan söyleyeyim. Özlem de ciddi şekilde Ömür'ü kıskandırma çabası sezinliyoruz. Açık konuşmak gerekirse ben Tansu'dan, Ömür'den etkilendiğimden daha fazla etkileniyorum. Evet, Ömür dün bunları söylemiş. Tansu yaka kartlarını Özlem. Gördün yönetmen. Evet. Ömür gelebilirler beni izlemeye ama diyor akıllı usta otursunlar derken Ömür dans edemezler mi kalkıp senin sahnende yani? Şöyle bir şey var, onlara üzücü bir haber vereceğim de o gün cumartesi günü nişan, özel bir nişan varmış. Aile nişanı. Bana dışarıdan söylediler. Kimseyi almıyorlar mıymış? Yok gerçekten yemin ederim. Biz görüşürüz o aileyle aldınız. Özel nişan şey sokmak istemiyorlar, kamerayı sokmak istemiyorlar. Onlar diyor haftaya gelsinler diyor. Tamam. Patronumuz öyle söyledi. Bir de diyor ki haftaya gelsinler o zaman belki nişanlanırlar diyor. Bir hafta sonra diyor. Ben de dedim daha iyi olur. Şimdi Ömür Bey benim bildiğim kadarıyla cuma günü de sahne alıyor. Ben normalde cuma akşamları çalışıyorum. Diğer vardiya arkadaşa ben rica ederim. Cuma günü şeyden ben dolayı. Biz hani cuma da gelebiliriz. Cuma gelebilirsin. Cuma günü evet. Seda Hanım sahne niye iptal oldu? Hani biliyorsunuz bu olaylar oldu ya. Rezerveler falan iptal oldu. Cumartesi günü alıyorum ama haftaya cumartesi devam. Bu cuma da cumartesi var. Bu cumartesi var. Tamam ama yine de bindirme. Dün espriydi bitti gitti. Espriydi. Onların da geleceği yok. Senin de alakası yok. Şey gereksiz mevzulara girmeyin. Zaten gel ben de hani o kadar da onursuz değilim sizin karşınızda şarkı söyleyecek kadar yani. Nasıl? Anlamadım. Ne dedin? Onursuz değilim sizin karşınızda o kadar size şarkı söyleyecek. Onursuzluk mu şarkı söylemek senin dinleyicilerine şarkı söyle? Sana şarkı söylemek. Niye ben dinlemeye gelemez miyim? Onu söylediğim şarkı. Ben söylemek istemiyorum. Başkalarına söylerim. Yani bana olumsuzca gelir sana şarkı söylemek. Bana nasıl? Söylemeyeceksin. Ben orada müşteri sen olacağım. Sen karşıda bana olumsuzca gelir. Bana bu mevzuyu kesin gelir. Artık. Kesin hoş değil bu. Dalga geçer gibi.
Sanki yer yokmuş gibi onların da kalkıp seni dinlemeye gelecekleri yok. Aynen evet. Dün yok kendisi istedi. Sedan orada dün söyledi. Ben dedi ömür dinlemeye evet. gideceğim dedi. İşte demek ki kendisi unutamıyor ki oradan dinlemeye gelip kendisi gereksiz söyledi. Gereksiz mevzular bunlar. Siz ikinizle ilgili seni konuşalım. Seni dinleyeceğim ve giderim Serkan Kaya'yı dinlerim. Seni o zaman dinleyeyim. Niye benim yanıma gelmek Özlem istiyorsun? O espriydi işte Sedan. Espri işte senin dönüm her şeyin şey. Tamam atışmayın. Arkadaş zapt edemiyorum bugün. Birbirinizle ilgili konuşun. Özlem nasıl gidiyor Tansu'yla? İyi gidiyor Seda abla. Güzel, beyefendi. Yani beni bunaltmıyor, sıkmıyor. Onun dışında kıskandırıcı bir tavrı hiç olmadı. Bir kere çok saygılı yaklaşıyor. Hani dedikodu yapmıyor. Hani daha önce gördüğüm bir şey olduğu için. Tansu'yla böyle çok güzel bir bağ var aramızda şu anda. Dedikodu yap... Ömür dedikodu mu yapıyordu? Yok o da yapmazdı. Ömür sende de hiç ama dedikoducu tipi yok bir de. Seda Hanım Allah aşkına siz inanıyorsanız başka bir şey diyeyim. Buradan çıkıp giderim ya. Vallahi çıkıp giderim buraya gelmem bir daha. İnanıyorsanız. Biz hiç inanmıyoruz. İnsanlar inanıyorsa. Ama inanmadığımı şöyle dile getirdim. Çünkü. Tipinde bile yok o Seda. Yok çünkü niye yok biliyor musunuz? Mesela nasıl Bekir ben, desen hafif bakın, dedikodu yapar bakın gibi işte, duruyor mesela Bekir. Evet. Şöyle bir şey. Nereden bir şeyler yaratmaya çalışıyor? Sen yapar mısın? Şaka yapıyorum. Seda Hanım. Bekir. Bir şeyler ekleyecek ya. Hani evet. Nereden bir şeyi bulayım? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben isim verdim mi Ömür diye? Belki daha önceki ilişkilerimden bahsediyorum. Niye üzerine alın? Ben hayır Seda yarısı Hanım söyledi bana şimdi. Seda Hanım söyledi. Demek ki. Harda, ben bunu... Ömür dedim mi Seda Peki, abla? Peki beni niye konuşuyorsun daha? Ben Ömür dedim mi? Hayır. Demedim. Evet. Dedikodu yapmıyor. Bu güzel bir şey dedim. Beni neden konuşuyorsun daha? Niye ben konuşuyorsun ki ben seni konuşmuyorum ya? Ki. Ben Ömür demedim zaten. Bir şey daha söyleyeceğim. Konuşma beni ya. İşte yaran var gocuğum. 5 aydır Ömür bizimle birlikte. 3 gündür konuşuyor adam. Anladın 5 mı? Aydır bak. İşte benim sayemde prim yiyor kendisi. 3 gündür Ömür'ü konuşurken görüyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz ben onun sayesinde prim yapmışım. Bütün Türkiye'ye evet, inanıyorum buna. Evet şurada bir ayda benim sayemde bir sürü şarkı söyledim. Buna inanıyorsanız alkışlayın. Bana inanıyorsanız alkışlayın. Gördün mü yavrum? 3-5 kişi alkışlıyor. Bekir mikrofonu Yasemin'e bütün versene. Bütün Türkiye beni alkışlıyor. 3-5 kişi alkışladı ben, bir saniye, seni bir saniye, anda. Bir dakika ben son kelimeyi söylemek istiyorum. Ya ben buradan çıkıyorum. Seda Hanım size söylüyorum. Evet. Metrobüse biniyorum metroya. Metrodan metrobüse biniyorum. Halkın içinden gidiyorum. Kendisi arabasıyla aboneyle gidip oraya kapının önünde iniyor. Kapının önünden buraya geliyor. Neden yürüyemiyor yolda? Yürüyemezsin. Ne demek istiyor Seda? Yürüyemezsin bak, yolda. Ben iyi misin? Ne diyorsun sen be? Yerin dibine soktu. Hazreti Bey. Beni yukarı. Ben yürürüm gördün mü? Güzel, suratı sağ çıktı. Maskesi düştü. Senin masken burada ben çok mutluyum. Her sefer bak Tansu ile benim görüşmemde Ömür'ün konuşmasını istemiyorum ben. Ay bir de niye yürüyemesin? Niye yürüyemesin? Ay, ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Sen de halksın, o da halk. O halk ama. Biz de halkız. Seda Hanım, bakın halk ki vardır ama yapılan bir ayıpta bir halk yoktur. Seda Hanım ben ayıp falan yapmadım. Bir şey söyleyeceğim. Ayıplık bir şey yok. Benim babam bana diyor ki kız kardeşi ve Ömür ne hani ağzına bir şey dolamışlar neyin peşindeler diyor. Babam buraya gelmemek için kendini zor tutuyor. Bir şey söyleyeceğim babası da gelirse zaten bilemiyorum neler olacak. Bir şey söyleyeceğim olacak. Babası diyor benim annemle kardeşim 550 kilometreden buraya geldi. Ben, bir saniye. Ben 550... 65 yaşındaki adamı senin ayağına getiremem. Hayır ben ayağıma getir demiyorum. Bakın bir şey söylüyorum ben ayağına getir demiyorum. 550 kilometreden buraya geldi. Babası telefon açıp şunu diyebilir mi? Kızım sen Ömür'e nişan teklif ettin bir gün sonra... Şu an Aslın böyle desin. Konuşuyor benim babamı sinirlendiriyor. Aslın desin. Ömürcüm sahip yeter. Çıksın. Haddini Ömür bilsin. Ömürcüm. Artık yeter. Mevzu maksadını aşıyor. Bu değil konuşmak istediklerimiz. Kendisi ineliyor beni Seda Hanım değil. Ya. Allah aşkınıza yapmayın. Ve Ömür, ben rica yetişkin bir adamsın. Benim Tansu'yla görüşmem var. Her seferinde balıklama atlıyor benim görüşmem. Atlıyor muyum arkadaşlar? Kendisi şey yapıyor. Arkada röportaj neden veriyorsun ya konuşma, hala benim diye. Baktıkça daha çok atacağım. Utancımdan kendi çekeceğim buradan. Bak ne durumundasın biliyor musun? Güzel ayrılmayı beceremeyen adamlar evet, sınıfına evet, girdi. Evet Seda abla. Bir şey söyleyeyim. Aynen öyle. Güzel ayrılmayı becermek kendisi, de çok önemlidir biliyor bakın, musun? Bakın Seda Hanım bir şey söyleyeyim kabul ettim. Burada kendisi. Yok yok daha böyle değil. Burada kendisi. Sen alkışlan akrabaların alkışlan. Burada kendisi. Ben sahnesine gideceğim diyen kendisi değil mi Seda Hanım? Bıraksın peşimi biz artık. Espri yapmadık mı Seda? Yakamı bırak beni. Biraz önce de söyledim. Kapatalım. Espri yapıldı. Espri de yapma bana. Kapatalım. Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Gelip sana bir şey söyleyeceğim. Özür diliyorum bak Seda Hanım. Bir insan, bir bayan vardır. Hani makyaj yapar ya. Sen 3 saat makyaj yapasına kalbindeki o şeyi kapatamazsın yüzünü. Neyse. Bir... Sakin lütfen. Bir dakika güzel Özlem bekle. Güzel, güzel. Ömür. Biraz önce söylediğim lafın altını çiziyorum. Şu söylediklerin sana hiç yakışmıyor.
Yakışmıyor ama hiç, yakıştırdı hayır, Seda Hanım. Hayır, kendisi yaptı. Sen 5,5 aydır karşımda oturuyorsun. 2 gündür, 3 gündür konuşuyorsun ya. Ne güzel dediniz. Yapma. 3 gündür sen böyle değildin. 3 gündür oldun dediniz. Yapma ama. Güzel ayrılmayı başarabilmek çok önemli. Seviyorum. Size saygı duyuyorum. İnsanlara saygı duyuyorum. Bütün herkese saygı duyuyorum. Türkiye'ye saygı duyuyorum. Bozma. Efendiliğini bozma. Ona nasıl hatırlatmada bulunuyorum, diyorum ki bak sen prenses gibi kızsın. Senin ne kadar kırılgan olduğunu dikkat et, dikkat et diyorum. Aynı şeyi sana da söylüyorum. Beyefendiliğini rica ediyorum, söz bozma. Veriyorum. Size söz veriyorum. Bak, bozma. Adamın az konuşanı makbuldür. Seda abla, ben ondan ayrıldığımda cuma günü burada güzel ayrılmaya çalıştım. İşte Ömür'ün kalbi güzel, temiz bir insan dedim. Hala farkındaysanız o çirkinleşiyor. O bir şeyler söylüyor ve İkiniz sürekli arkada... İkiniz de çirkinleşmeyin, gerek beni, yok. Seda abla burada neler söylüyor? Yok halkın içine çıkamayacaksın. Evet arabayla gidip geliyorum. Bir itirazım mı var? Arabayla gidip gelebilirim. Ya o da halk, sen de halksın, ben de halkım. Ben metro kullanıyorum. Hepimiz. Benim babam şu an metro kullanmamı istemiyorlar. Bilmiyorum. Seni ilgilendirmiyor benim. Peki hangi... neyse peki. Tamam, mevzumuza dönüyoruz. Evet, güzel. Öf, neresinde ne yapacağımı şaşırdım. Evet. Bu mevzuyla ilgili mi söyleyeceksin? Çağrıda mı bulunacaksın Semih? Kimi çağrıda bulunacağım Semih? Ne bileyim ben. Evet, hani başka bir şey değil. Kimseye çağrıda bulunacağım değil. Yalnız Özlem Hanım'a şunu söylemek istiyorum. Normal, arabayla gidip gelebilir yani. Ona kimsenin doğal hakkıdır yani. Olabilir. Evet. Ama Ömür arkadaşımın kızdığı nokta ne biliyor musun Seda Hanım? Yani diyor ki hem seninle nişan yapalım diyor, hem ertesi gün Tansu ile beraber sarmaş dolaş peki, hemen. Semih Bey, ben ona nişan şimdi yapalım dedim de niçin? O zoruna gidiyor yani. O zaman bunun peşindeyse. O zoruna gidiyor. Ama daha biraz daha oturaklı ben davransaydın. Ben ondan yani bu durumlara gelmezdi. Yoksa yapamadı işte. Şimdi senin de biraz içinde bir kıpırtı var. Ömür'ün de var yani. İkiniz zıtlaşmayın. Kime karşı bir kıpırtı var? Senin Ömür'e. Ömür'e karşı benim içimde hiçbir şey yok. Var, inat etmeyin yani. Hayır öyle söylemeyelim. Semih bekle. Bu burada Özlem'in yaptığı ilk hareket değil Semih'ciğim. Bunu sen de dahil yaptınız. Tamam doğrudur Seda Hanım, bir şey demiyorum. Burada evlenmek için oturuyorsunuz. Bugün nişan kararı alınır, yarın hayır ben öbürüyle yola devam etmek istiyorum denildiğini biz burada yaşadık. Şimdi böyle de Özlem'in üzerine gidilmesine müsaade etmem. Seda Hanım, hayır, biz hiç yaşanmaz da bir ilktir. Hadi sizden önce ben diyeyim Özlem sen ne yapıyorsun diyeyim. Ayrıca evlilik için burada bulunmamış bir kız Uğur'la benim hatırım için o koltuğa oturdu. O ablasını evlendirmeye geldi aslında. Ablası Yasemin için burada. Dolayısıyla hepinizi nasıl kayırıyorsak Özlem'i de kayırmak durumundayız. Ama benim söylemek istediğim Seda Hanım. Hayır bu sen de dahil söylemek... bunu yaptın. Sen de dahil. Ayşe diye salya sümük ağladınız. Ertesi gün başkasına çıktın. Çıkmadın mı? Evet çıktım. Pakize'ye çıktın. Tamam çıktım. Pakize de senin güzel ağzının payını verdi. Oturtmadı mı? Oturdu. Teşekkür ederim. Hatırlattığın için. Yapmayın. İğneyi kendinize, çuvaldızı karşınızdakine. Sen o olgunlukta bunu yapıyorsan o daha genç bir kız. İşte Seda abla olabilir. Ömür tutmuş buradan 3-5 kişi arkadaşını Özlem'in üstüne saldırın diye. Hiç kimse kimseye şey. Hayır. Ömür de o kalitede o kumaşta bir adam değil Allah için. Ömür de iyi çocuk o da. Hayır. Abartmayın. Ömür'ün de kumaşı öyle değil. Şunu söylemek istiyorum. Semihciğim bak Başak'ın annesi de dahil Emrah'ı çağırıyorlar nişan için. Yarın Emrah gelmezse Başak burada kısmetini bulacak. Burada nişanı yapılacak, Seda nikahı yapılacak. Emrah ile ilgili ben sizin fikrinize katılıyorum. Heh. Ama Ayşe ile ilgili söylediğiniz zaman kusura bakma ben katılmıyorum fikrinize. Neden? Niye? Neden katılmıyorum? Söyleyeyim ben sana. Çünkü Ayşe'nin tutarsız davranışları çoktu. Hayır sen çok tutarlısın. Ben isteseydim o zaman alırdım yani. Hayır. Hayır değil. Şimdi, hayır. İşin gerçeği bu yani. Ayşe'ye de şimdi Ayşe'nin de hakkında bir şey söyleme. Ayıp etmiş olursun. Neden? Hayır. Ayşe seni gerçekten sevdi. Ama sen... O sevebilir. O sevginin ama tek taraflı, kıymetini bilemedin. Tek taraflı olmaz yani. Sen de istiyordun bir ara. Neyse öf sıkıldım. Neyse, bu mevzudan da sıkıldım. Konuyu atlamayalım Ayşe konusuna şimdi. Evet, Tansu ve atladık. Özlem'e gelelim tekrar. Ne yapıyorsunuz şimdi? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yola devam. Devam mı? Görüşüyoruz. Gayet güzel anlaşıyoruz. Oh. Ben dün röportajda da dile getirmiştim. Geçmiş beni ilgilendirmez. Bundan sonra Özlem Hanım'ın gözünden bir yaş akmasına sebep olacak arkadaşlarla bizzat kendim görüşürüm. Bunu tehdit olarak algılamasın insanlar.
nasıl isterlerse o şekilde görüşürüm. Yapmayın, üzmeyin diyorsun bizleri. Yani ağızdan çıkanları da kulakları duysun insanların. Yoksa evet, acı biber sürmek zorunda kalırım o dillere. Yani diyorsun ki iki gündür susuyorum, bundan sonra muhatap olacağım. Evet. Artık konuşulmasın diyorsun. Özlem, senin ekleyeceğin bir şey var mı yavrum? Şöyle var Seda abla, benim kardeşimin eşi, yani yengem oluyor. Ben bu programa ilk geldiğimde Tansu'yu bana önermişti. Hani şöyle, yani çok beğeniyorum, hani tam senin aradığın tarz demişti. Ama ben böyle çok ilgimi falan çekmemişti o zamanlar. Şimdi mesela o bana şey dedi, işte Ömür'ü hiç onaylamıyordu başından beri. Dediğim çıktı dedi, yine Tansu sana talip oldu dedi. Arkanızdayım dedi, çok sevindi bu durumu, onu söylemek istedim. Tansu'yu çok beğeniyor, çok seviyor. İyi, yenge de onaylıyor bu işi. Evet. Ömür, başıma beynime ağrı girdi, gelsene. Sen şarkı söylerken ne güzel bir adamsın, gel şarkını söyle sen. Sen şarkını söyle, değil mi? Ben size bir şey söylemek istiyorum. Şarkı söylerken dans etmeyin de Orhan Gence Belediyesi'ne şey yapmayın, lekesin. Sana sormayacağız onu. Zaman akıp gider durulmadan. Ne sual ne cevap bulunmadan. Biz onun içinde bitip kahroluruz. Bize yaşamak yok yorulmadan. Bize yaşamak yok yorulmadan. Bilirim hayatın güzelliğini. Bilirim sevenin ne çektiğini. Dertler bizim için, sevmek bizim için. İşte gel de yaşa kahrolmadan. Kimi aşktan yorgun, kimi de hayattan, kimi feryat ediyor aşksız yaşamaktan. Ben ömür yolunu koşarak geçerken gönlümde hal kalmadı seni aramaktan. Gönlüm yorgun düştü seni aramaktan. Gönlüm yorgun düştü seni aramaktan. İşte gel de yaşa
Kimi aşktan yorgun, kimi de hayattan, kimi feryat ediyor aşksız yaşamaktan. Ben ömür yolunu koşarak geçerken gönlümde halka olmadı seni aramakta. Gönlüm yorgun düştü seni aramakta. Gönlüm yorgun düştü seni aramakta. Sağlık. Ağzına sağlık Ömür. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ses. 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 Bu şarkın bütün sevenlere gelsin abi. Teşekkürler. Teşekkürler Ömür. Ağzına sağlık Ömür. Buyur. Evet çocuklar buyurun. Evet. Hakkınızda hayırlısı. Görüşmeye devam ediyor Tansu Özkan. Evet. Yeni bir buluşturma için Ceren geliyor. Buyurun. Alsın beni benden, çok mutsuzum halimden. Essin üstümüzde bir rüzgar. Çalsın artık içimde uçan kuşlar, martılar. Kalksın üstümüzden bu efkar. Ceren hoş geldin. Hoş bulduk. Sürpriz bir talibim var. Beklediğin biri var mı? Hayır. Yok. O zaman davet edelim bakalım sürpriz beyefendi kimmiş. Buyurun efendim. Evlerinin önü boyalı direk, yerden yere vurdun sen beni be. Evlerinin önü boyalı direk, yerden yere vurdun sen beni. Evet. Daha önce görüştüler. Olmadı. Olmadı diye ben çok üzüldüm. Müjdat'ın kafaya bir şey düştü ki tekrar kararını verdi. Yine Müjdat mı Ceren'e talip gelmişti, Ceren mi ona? Ben gelmiştim. Sen talip gelmiştin ama şimdi o pişman olup geri geldi. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Ceren bana çiçek falan göndermişti buradan. Evet. Yani onur etmişti. Ben de ona çiçek getirdim. Yani zaten o çiçeği ben o gün olsaydı Ceren'e geri iade edecektim. Çünkü çiçekleri bayanlara verilir diye. Centilmen olsun diye aldım. Şimdi bizim bir takım sıkıntılarımız vardı. Yani büyük sıkıntılar değil. Şimdi ben dün ailemle de konuştum. Özellikle kız kardeşimle konuştum. Kız kardeşim şunu söyledi. Dedi ki abi dedi hani çok büyük bir problem değil dedi. Çok büyük bir aşamayacağınız bir şey değil dedi. Ben de aşmak için Ceren'e bir daha talip olmak istedim. Yani evet. Bizim o kadar Uğur, abartılı Ceren bir şeyimiz yoktu. Ceren çiçek yollamıştı hatırlıyor musun? Müjdat'a sen gittin verdin. Şimdi çiçek deyince hatırladım evet. Heh. Ceren çiçek gönderdi İlk sonra talip Ceren... oldu. Evet. Sonra görüştüler bir iki şeyde takılmışlardı. Şimdi aşacağımıza inanıyorum dedi. Tekrar geldi Müjdat. Benim kafam çok karışık ya. Konuşun bakalım bilmiyoruz. Burada bizim yanımızda kafam konuşun. Karışık derken? Ya sen Şadi'ye gittin. Evet. Bu hafta. Üzerinden daha bir hafta bile geçmedi. Hafta sonu Şahid'in ailesinin yanındaydım. Evet. Ve bu benim kafamı karıştırıyor. Şimdi ben açıklamasını... Demek ki içinde bir şeyler varmış. Şimdi ki ben, gitmişsin yani. Tamam ben onun açıklamasını yaptım. Ben hafta evet. sonu ekip, sağ olsun ekibe söyledim. Şahid'in yanına gittim. Evet. Konuştuk. Ailesinin yani çok daha önce işte üniversite öğrencisi olmadığım için evet. yok demişti Şahid. Evet. Ondan sonra evlendiğim, boşandığım için bana yok demiştim. Şimdi sadece bir sorun kaldı. Sorun da şuydu. Annesi diyor ki, benim kızım diyor. Annesi de bu arada teşekkür ederim. Çok güzel şekilde beni karşıladılar orada. Evet, çok güzel şekilde beni karşıladılar. Bana dedi ki şu kelimeyi kullandı. Dedi ki, hatta bizim Serkan'la beraber gittik Serkan arkadaşla. Bana şu kelimeyi kullandı. Dedi ki, bir nişan falan yaparsınız. 6 sene sonra evlenirsiniz. Yani kızım hemşire, doktor olacak 6 sene sonra. Ben bu konuyu ailemle de konuştum. Kendi ailemle de konuştum. Annem gibi dedi ki 6 sene çok şey oluyor yani böyle hani abartılı oluyor. O yüzden kararımız olumsuz oldu zaten. Ceren senin soru işaretleri de, Şadi evet. için mi yoksa Aynen. biraz önce güzelle ilgili bir mevzu yok, olduğu için mi? Yok güzelle alakası yok ha. da Şadi için. Anladım. Ha ben onun açıklamasını yaptım. Hani ben yanına gittin yani. Öyle bir şey mi olsa? Aklındaymış demek ki. Ya aklımda. Kalkıp mesela güzele de öyle konuşma.
Ben güzele bir şey demedim ki. Sadece benim güzele... Ha, ben güzelin adını almıyorum, tamam mı? Ben sadece geçmişte bana bunları yaşattı, Oğuz da düşmesin diye şey yaptım, uyardım yani, hepsi Müjdat, bu. Müjdat, telefonunda Şadi varmış. Eyvah. Şadi! Efendim Seda abla. Nasılsın yavrum? Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, hoş geldin Şadi. Annen nasıl? Herkesin selamı var. Aleyküm maşallah. Selam, sen de selam söyle. Evet, Müjdat yanınıza geldi, sonra bana olumlu dedi. Bugün Kars'ta Ceren var. Lütfen telefondan bir yere ayrılma. Efendim siz de bir yere ayrılmayın reklamlardan. Hemen sonra bilgilendireceğiz sizi. Nişanımız var. Bahar geldi, nişanlar çoğaldı. Gurur yüze ifadesi. Bugün evleneceksen gel de yine nişan günü bir tanesi. Evleneceksen gel de yine bir nişan. Bir nişanımız var bugün, yarın bir nişan daha var. Birazdan nişanını açıklayacak bir çiftimiz daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Nişanlar içindeyiz. Ganime ve Serkan evliliğe ilk adımlarını atıyor. Nişanımız var. Hadi Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Birazdan canlı yayında. Türkiye'nin yıllardır en güvendiği isim. Seda Sayan. Allah mutluluklarını daim etsin inşallah. Birbirinizle evlenmek istiyor musunuz? Evet. 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 Bir ömür boyu evet. Türkiye'nin özü sözü bir ismi Uğur Arslan. Biz annelerin babalarının rızasını alarak yapıyoruz. Ne olursa olsun ailelerin rızasını istiyoruz. Türkiye yıllardır onlara inanıyor. 7 aydır bebek bekliyorsunuz. 7 aymışı doldurduk. Kızımız olacak. Oh. Ay maşallah. Maşallah. Evleneceksen gel, huzurlu yuvaların mimarı olmaya devam ediyor. Evet, evleneceksen gel devam ediyor. Ceren ve Müjdat görüşmede. Şadi de telefonda. Bakalım ne olacak? Şadi'cim. Efendim selam. Hayatım Müjdat oraya ziyaretinize geldi. Bir sürü şeyler anlattı burada. Çağrıda bulunacağım dedi. Annenle tanıştırdın. Evet doğru. Sonra ne oldu? Seda abla ben baştan size anlatayım. Cuma günü Müjdat bir arkadaşıyla İzmir'e geldiler. Önce benle Müjdat görüştük. Sonra ben annemi ikna ettim Müjdat'ı daha fazla tanımak için. Sonra annemle Müjdat görüştüler, oturdular, konuştular. Annemle konuştular. Günü... O fotoğraf vardı nerede ya? Pazartesi günü Müjdat'ın yayında bu konuyu konuşmasını istedim. Burada görüyorsun, ekrana verin. Evet. O da tamam dedi. Ve ben şu saate kadar Müjdat'ın bana çağrı yapmasını, benimle ilgili bir şeyler konuşmasını istedim. Şu saate kadar hiçbir haber yok. Böyle yani. Nedenini de bilmiyorum. Sana soruyor. Bana mı? Evet. Hala konuşacak yüzü var mı? Ayıp etmişsin bana. Niye ayıp etmişim ya? Niye ayıp etmişim? Baksana. Ne yemeğe gittim ya? Ne var bunda yani? Niye bunu ayıp edeyim ki? Senden haber bekliyormuş. Neyin haberini bekliyor? Haber bekliyorum. Şimdi şaşırdım diyor. Şadi neyin haberini bekliyordun? Sen bana çağrı yapmayacaktın. Tamam çağrı yapacaktım. Pazartesi telefona bağlandın mı? Yok. Salı bağlandın mı? Yok. Dün Aydoğan abi seni 100 defa aradı. Bağlandın mı? Yok. Seda abla. Bir saniye. Şadi. Şadi ben öyle bir zor... Bak. Ben sözümü bitireyim. Kimse burada beni, yani ne ailem ne de burada kimse beni zor duruma düşüremez. Benim kişiliğim belli. Allah'a çok şükür. Şimdi canlı yayına bağlanıyorsun. Dün kendin. Aydan abi seni 100 defa aradı mı? Evet aradı. Sadece dün benim yayına açtın mı? Açtın mı telefonu? Ben senin gibi 7-24 boş zamanım yok. Ben okuldaydım. Yarım saat sınava girdim. O arada yani aramışlar beni. Evet. Ki bunda bir şey yok. Ben yayına bağlanmamış olabilirim. Bu bilerek bir şey değildi. Sen hani diyordun ya herkes yalan benim için sen gerçeksin. Sen gerçeğin için şimdi, bir gün bile bekleyemedin mi? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şadi beni dinle. Sözümü kesme. Tamam mı? Ben konuşayım. Şimdi ben annemle de konuştum reklam arası. Şimdi ben gittim. Kendisi beni çağırdı. Beni seviyorsan gel dedi. Cuma günü akşam. Ben hiç o saatte çıktım gittim. Hep beraber aile ziyaretine gittik. Annesiyle falan konuştuk. Az önce de söyledim zaten. Resimde de görüyorsun evet. Zaten. Bir saniye bir açıklama yapayım. Seviyorsan... Bir dakika. Biz Şadi'yle beraber bir kafe gittik. Yanımda arkadaş vardı zaten. Kafede otururken... Şadi biriyle yazıştım. Kafedeki arkadaşla yazıştım. Ben de yazıyı gördüm. Şadi bu ne yazısı dedim.
Şadi şunu yazmış arkadaşına. Yani o kafede bulunan kişi sosyal çok medyada. Çok özel şeyleri söylüyor. Yok özel değil. Müjdat'ın buraya gelmesi şu. Hani çocuk ona sormuş Müjdat'ın burada ne işi var yanında? Ha, o da şey yapıyor. Ha, o da diyor ki veriyor. Kamera falan çekimi falan var gibisinden. Çocuktan Instagram hesabını istiyor. Ben bunları aklıma geldi. Düşündüm. Ben açık ve net söylüyorum. Ben hayatta ben hiçbir zaman bu konuma düşmedim, düşmem de. Düşündüm, taşındım. Bunu yapması yanlış mı? Yanlış. Dün Şadi bana mesaj atıp, bak elini vicdanına koy. Bana mesaj atıp. Dedin mi? Dedin. Bu kanaldan git Urfa'ya. Aynanı benim evime getir dedin mi? Dedin. Hayır, bugün ben de öyle bir şeyler söylemedim. Bak şu an orada duran sensin. Lütfen saygını bozma. Ben öyle bir şey söylemedim. Seda'la ben sadece dedim ki iki gündür bekliyorum. Sen bana tarih yapmıyorsun. Sıra gelmiyor Müjdat dedi. Ve bu bana tarih yapmamasının nedeni hiç yani ne kanalla ilgili ne benim yazışmamla ilgili hiçbir şeyle ilgili değil. Bu kendi sorunu. Bu her gün daldan dala geçmeyi seviyor. Bana Elmas en başta söyledi, ilk görüştüğümüzde söyledi. Müjdat yalancı. Ha, şimdi Ceren'cim sana söylüyorum, inşallah zamanla tanıyacaksın. Gerçekten yalancı. Ne iş yaptığını, nasıl kızları yüreğiyle, kalbiyle oynamayı çok iyi beceriyor. Ben kimsenin bir güne kadar elimde tutmadım bayanları. Benden utanmadın. Annemden utansaydın. Kendi ben, annemden utansaydın. Sen telefona bağlanmadan önce de burada söyledim. Senin hiç telefona bağlanacağını tahmin etmiyordum. Neyse peki. Burada güzel bir görüşme var. Bunun bozulmasını ilk önce ben istemiyorum. Şadi bağlandığın için teşekkürler. Müjdat senin yazdığın mesajı gösterdi. Müjdat yalan konuşmuyor. Yalancılıkla itham etme çocuğu. Gördüm mesajı. Ceren biraz canı şimdi. Sıkıldı herhalde Ceren'in bu durumda. Hayır hiç canı sıkılmasın. Yok canı sıkılacak bir pozisyon yok. Canı sıkılacak durum yok. Seda abla şey bak Şadi diyor ki buna beni seviyorsan gelirsin diyor. Sevgi iki günde bitemez. Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bak ben ekibe de söyledim. Ekibin A'dan Z'sine söyledim. Dedim ki beni aradı. Dedi ki gel dedi. Bir takım dedi sıkıntılarımız var onu atlatalım. Tamam biz gittik. Arkadaşla beraber gittik. Yanımdayken kafede bunları yaptı. Ve Seda abla az önce mesajları okudu. Ben söylemek istemiyorum. Bazı mesajlar var. Burada söylemek istemiyorum. O benim özelim. Tamam. Seda abla gerçi okudu. Yani öyle bir yanlışım olsaydı zaten. Müjdat şu an ben burada oturmuyordum. Bana derdi oğlum git derdi. Evet. Tamam. Ben de çekip giderdim bu programda. Anladın mı? Ama yani şu durumda yani. Hani ben gittim. Tamam sen de bak ben bir hata yaptım. Gitmekle en büyük hata yaptım. Sen de burada yani söylemek yanlış anlama Kuzey. Sen de Kuzey'e talip oldun. O da bir hata. Ben sana şu örnek an gelmedim vereyim. Ki. Ben sana çıkmadım ki. Örnek vereyim ha. Benim seninle bir iki konuda anlaşamadım. Bir iki konuda çözemedim evet. Tamam mı? Ben o iki konuyu çözmek için zaten bugün sana talip oldum. Eğer benim aklımda olsaydı zaten ben şu an burada oturmazdım. Hala beklerdim, ısrarla beklerdim. Kanala derdim, Taşkın Bey'e derdim. Abi ara gelsin derdim. Ha, Seda abla her zaman söylüyor. Tamam mı? Üçüncü kişi hiçbir zaman aranıza katmıyor. Ben katmıyorum. Tamam mı? Dediğim gibi iki tane sorunumuz vardı. O iki sorunu çözdüğüm ben zaman de, ben senden... Ben de neye karıştı? Ben de güven kalmadı Seda abla. Güven kalmadı? Evet. Güven kalmadı yani. Tamamen sarsıldım. Valla sarsılacak bir durum yok. Tamam mı? Sarsılacak hiçbir durum yok. Ben gidip de onunla nikah kıymadım, nişan yapmadım. Sonuçta gidiyorsun ama kıza diyorsun ki seviyorum gidiyorsun ama. Gittim. Değil bak, mi? Bak, gidiyorsun. Bana dedi, geldi de evet gittim. Hareketlerini gördüm. Benim hoşuma gitmedi. Benim yanımda oturup başkasıyla yazışıp işte gel... ekip Müjdat'ı buraya göndermiş. Kamera çekimiz var. Ben ona karşı bir şey hissetmiyorum. Ne bu? Ne bu yani? Benim kafam çok karışık. Ben güven kalmadı yani. Ya vallahi kusura bakma. Vallahi, Yusuf bir şey söylemek istiyor. Ya bunun güvenle alakası falan yok. Bir sakin olun. Ceren sen de bir Çiğdem sakin Hanım. Düşün. Evet. Gerçekten sana talip Çiğdem Ceren, değil Ceren. Pardon. Ceren Hanım. Yani bir bahane yapmanıza gerek yok. Evet ve hayır da. Size gelmiş, eğer ona seviyorum demiş olsaydı demek ki bir problemler çözülmüş ki senin karşısına çıkmış şu an. Yani doğru söylüyor. Çıkmış ve bitmiş. Eğer öyle bir şey olmuş olsa Seda Hanım da gördü yani mesajı. Sağa solun lafına bakma, bir şans daha ver. Çünkü geçmişte bir çay içmişliğiniz var, bir hatır vardır. Gerçekten bir şans daha ver, belki uzlaşabilirsiniz. Sakin bak annesinden izin almış. Bir sakin ol. Bekir. Ben seni çok severim. Teşekkür tamam mı? Müjdat'a bir şans ver. En büyük kanıt noter. Tasdiklediyse olay bitmiştir yani. Seda abla. Ya Allah burada beni tanıyan, bak Ömür abi beni 4-5 aydır tanıyor. Nimet abla zaten sürekli şimdi takdir ettiğim bir bayan. Şimdi Şadi ile Müjdat'ın görüşmeleri oldu. Tamam, güzel.
Şadi'nin annesi önce onay verdi, sonra onay vermedi. Sonra dışarıda bir iki görüştüler, oldu olmadı. Bunlar olabilir, hepinizin arasında yaşanan şeyler. Ama Şadi'nin en son mesajını gördüm. Şadi hem de küfürlü bir şekilde bırak programı diyorsun. Onun için öyle dedim. Çocuğu yalancılıkla itham etme diye. Ki seni de ne kadar sevdiğimi, koruduğumu, kolladığımı biliyorsun. Öyle şeyler söylemeyin birbirinize. Sonra bak bunlar böyle önünüze seriliveriyor. Hoş değil. Yaşınız ve kadınlığınız, kadın gibi davranın, yaşınız gibi davranın. Ceren kafan karışmasın. Çok çünkü hoş. İlk önce Müjdat'la görüşmeyi isteyen, talep eden sensin çiçeğinle. Çok şık, çok zarif, çok cesurca bir hareketti yaptığın. Sonra ikiniz bazı engellere takıldınız. Siz görüşmüyorken Şadi'nin ona tekrar istiyorsan gel ya da seviyorsan gel demesi, bunda bir şey yok bence. Seda abla, şimdi ben... Bu her erkeğin hoşuna gider ayrıca. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ekibe söylemeseydim, kafama göre gitseydim, örnek vereyim. 2-3 gün hafta sonunu İzmir'de Şadi'nin ailesiyle geçseydim, buraya gelseydim, otursaydım. Ceren'e talip olsaydım, Ceren'e derdim haklı. Aynı, hemen arayıp da. Bunlar zaten bilinen şeyler. Ben ekibe de söyledim. 2 gün önce ben burada da pazartesi günü eski talibime sesleneceğim. Evet, sesleneceğim dedim. İnkar etmiyorum. Eski talibime sesleneceğim dedim. Eski talibim, düşündüm, taşındım. Biraz konuşun, sen sakin ol Ceren. Biraz konuşun. Ceren. Biz, evet. Efendim, nişan var dedik bugün nişan canlı yayında. Ganime ve Serkan geliyor. Seni bana beni sana yazmış tanrım, bir tek şey eksik. Kaderini kaderime yazmış tanrım, boyun eğmeliyiz. Aşkımız sonsuz olacak, evimiz huzur bulacak. Mutluluk bizim olacak, evlenmeye gel. İster güzel ol, ister çirkin. Coşkun Yıldız'ın yüksek müsaadeleriyle nişan tepsisi Gülşen'in elinde olduğu için Bekir'den Ya Ben Ne Olacağım türküsünü rica ediyorum. İstirham ediyorum. Ya ben ne olacağım, ya, ya ben ne olacağım. Nişan tepsisi Gülşen'in elinde. Gülşen de pek güzel yeşil kıyafetiyle. Bekir ne olacak? Sizin iş niye olmamıştı Bekir'le? Bunu da her gün soruyor sana. Her gün soruyorum. O da her gün zaten hiç olmamıştı ki diyor. Gel aşağı. Bir dakika. Ben her Bekir dediğimde, Gülşen'e döndüğümde Uğur da dönüyor diyor ki sizin iş ne olmuştu? Sizin iş niye olmamıştı Bekir'le? Bizim iş zaten hiçbir zaman olmadı ki. Ses verin, ses. Hiç onay vermemiştim zaten. Hiçbir zaman olmamış bir evet. İş. Niye bu halde ya? Ah Bekir'e bak. Yazık. Bak kardeşi. Loca'nın annesi zaten... Ya ben ne olacağım, ya ben ne olacağım. Sen bir ara arkaya geç, Erkan Çelik sana şu türküyü çalıştırsın. Ya ben ne olacağım, ya ben ne olacağım. Tamam, hemen ezberlerim. Seda Hanım zaten uzun hava okuyacaktı kendisi. Bunu okusun. Yok, ben bunu okusun istiyorum. Coşkun Yıldız müsaade edersen. Duygu mu izin vermemişti sizin işe? Yok, Duygu'yla alakası yok. Hiç alakası. O söylediler ya, Aysel Hanım dedi annem, öbürü dedi annem. Dedim babadan onay çıkmadı. Çok mutsuzsun Bekir, ben çok üzülüyorum. Ben buradaki kızların çoğunun yaşından biraz büyük de olsa annelik de yapıyorum, ablalık da yapıyorum. Ablalık. Ne güzel ablalık işte. Da yapıyorum, evet. Çok güzel annesisin. Yani demek ki seviliyorum Bekir Bey. Bekir Bey lütfen nişan günü şeyimizi bozmayın. Bak evet. Ortalığı karıştırıp. Lütfen. Evet. Evet, yüzükler burada. Efendim, evet, nişan yüzüklerimizi takıyoruz. İşte evleneceksen gel de bir nişan daha. Nişan tepsisi dünyalar güzeli Gülşen'in elinde. Darısı başına inşallah. İnşallah. Darısı inşallah başına inşallah. İnşallah. Darısı başına inşallah. Ganime hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Ganime ederim, ve Serkan. Allah tamamını erdirsin. Halı Seda amcası gelmiş eline, değil mi? Tabii ki. Evet, el öpmeye el gidiyor. El öpmeye gidiyoruz efendim. Serkan'ın, Serkan'ın amcası burada. Ve Serkan'ın halası buradalar. Ganime el öpmeye gitti. Nişan tepsisi Gülşen'in elinde. Dans edin. Bir türküm olsun ağıtlar yakan.
sözüm olsun, destanlar yazan bir gülüm olsun, solmadan dursun, hiç kırılmasın, koparılmasın, hiç kırılmasın, koparılmasın. Bir tanem deli gibi severim seni ben, özüm gibi severim seni ben, bu canıma can ederim inan. Bir tanem özüm gibi severim seni ben, sözüm gibi severim seni ben, bu başıma tac ederim. Devam ediyor, evet. Bekir, sana diyorum ki kalk gel, yakaladım kızı, dans et diyorum. Abi, mikrofonu al. Dans son sahne mi? Son sahne mi, 10 sahne? Hemen koşacaksın, bir depar atacaksın oradan. Son 2 saniyede fark ettim vallahi. Gel, okuyor bak, Coşkun seni ne kadar seviyor. Gel, gel, gel. Deli gibi severim seni ben, özüm gibi severim. Canıma can ederim inan. Bir tanem özüm gibi severim seni ben, sözüm gibi severim seni ben, şu canıma can ederim inan. Bir tanem. Yan yana durun, dur şurada kızın yanında dur. Darısı başınıza bugün nişan Gülşen, günü. Şu adama rica ediyorum bir şans ver ya. Lütfen ya. Bak bu kadar güzel sevgiyle bakan, sevgiyle bakıyor sana, aşkla bakıyor. Seda Hanım öyle de şimdi onun baktığı bakış açısıyla ben bakmıyorum. Sen de bakarsın. O baktırır. Olmayınca olduramıyoruz ben işte. Ben Bekir'e güveniyorum. Mikrofonu ver Bekir. Bekir. Peki şunu. Al. Kimden tepki var? Hayır. Tepki mepki yok. Sen karış bakın. Siz ikiniz dönün birbirinize karşı böyle. Sen de dön. O tarafa bakmayın. Duygu dur. Gözlerine bakacağım da... ikinci atak, üçüncü atak yapanlar var yani. O aç. İstemiyorum ben. Gene tribe bağlama peki. Yok yok tribe bağlamıyorum. Vallahi Duygu bağlamıyor. Otur. Nereye gidiyorsun? Otur. Nereye gidiyorsun? Gerçekten mi orayı terk edeceğim? Aa. Duygu dur, poşetini de aldın. Kızım hayır, dur. Ne oluyor ona? Ona Duygu, ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Poşet derinde. Poşetini de aldın. Allah yemin versin. Pazara dur, gider gibi. Poşeti de elinde. Nişan günü bari pazara gider gibi. Ne oldu ona? Gelmeyin. Poşetini de aldı gitti vallahi. Şimdi rahat rahat görüşebilirsiniz. Karşılıklı durun. Evet. Gel Bekir. Evet. Bekir, ha Gülşen, ha. Bekir, duygularını dile getirsene. Git de bak, yok, o. Oh.
Hadi. Duygularını demeyelim, duygu gitti. Ne hissediyorsun onu söyle. Ya Gülşen'e karşı hissim var. Fakat... Ya... Bakamıyor, utanıyor. O kadar yok, seviyor bak. Hislerim var fakat yani atmaya çalışıyorum. Gerçekten şey oluyorum ya. Bir... Sevgini itiraf et. Ver attan müziği Uğur. Anlat de ki Gülşen. Asıl klarneti Uğur. Daha sana ne yapayım? Kızı karşında bir saattir dikiyorum ayakta. Hadi. Ah. O ne? Ah. Yaradan var, yaradan var. Yeri göğü. Sağlık, teşekkür ederim. Sizin de. Bir şey açıklamak istiyorum. Orada şimdi siz kavga edeceksiniz ki birbirinizden küse olacaksınız. Bu benim sakın yüzümden olmasın. Ben kimse için kimseyle kavga etmem. Bak Duygu ağlıyordu. Bak ekrana bak. Oraya gitmiş. Uğur da onu teselli ediyor. Yok ben benimle alakalı değil. Kimle alakalı bir şey benimle tabii ki. Benimle alakalı değil o. Şimdi ben baştan beri söylüyorum. Tamam senin bana ilgin var ama onun da sana ilgisi var. Yok. Sen nasıl bazı duygularını benden yana aşamıyorsan o da senden yana duygularını aşamıyor. Ne alakası? Geçen gün sen ne dedin bana talip olduğunda? Dün gece sabaha kadar düşündüm aklımdan çıkartamıyorum dedin. Aynı şey onun için de geçerli. O da çıkartamıyor aklından. Ama bu adam yazık aranızda. Bunun ne suçu var? Erkan yani, söyle ya ben ne olacağım öğret buna. Yazık yani ya. Burada bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapalım? Bir şey bana yapmamız bırakıyorum. Gerekiyor burada. Ne yapalım? Burada bir şey. Yusuf hemen fikir ver. Ben... Bir şey yapmamız gerekiyor. Acil. Acil hocam, aşk. Acil aşk. Aile danışmanı Yusuf. Çabuk evet, Mahmut Bey elden ele yollayın. Mahmut Bey. Valla Bekir Bey. bu duygularını şey yapıyorum da yanlış ifade ediyor. Gülşen. Şeye talip şey duygusu yok sana. Duygunun Bekir'e duygusu yok. Seni kıskanıyor. Senin gibi bir arkadaşını Bekir'e vermek istemiyor. Tamam mı? Yani burada bir yanlış ifade ettin. Kesinlikle mi? Ama sen de artık bir yık arkadaşın. O da arkadaşı. Yani arkadaşını ondan... yıkma olayı değil. Hayır onun daha öncesinde yok, sen mevzuyu bir bilmiyorsun. Bir dakika Yusuf. Duygu konuşuyor bir evet, şey duygu. Söylüyor. Ama... Yok. Hayır. Gülşen bir şey söyleyeceğim. Bir Yusuf, gün kesinlikle bir şans arkadaşını vereceksin. Arkadaşını paylaşmak istemiyor. Yusuf. Evet arkadaşını paylaşmak istiyor. Yusuf ama... bir sorar mısın ya? Bir sus. Sen aynı şeyi Bekir'e yaptın sen de yaptın. İkiyüzlük oynama. Ne yaptım? Bekir'e yaptın karşı. Aynısı sen de yaptın. Hayır ben bilmiyorum. Gülşen. Bana karşı diyor aynı şeyi Bekir de yaptı ben sen de yaptın mi? Diyor. Ben ne yapmışım? Niye yalan konuşuyorsun şimdi? Ben düzelteyim mi? Öncesinde ne yaptım ya? Hani mavi boncuk dediğiniz mevzu var ya. Bekir ha. Bey de bana isteğini açıklamadan öncesinde bir buçuk ay öncesinde Duygu'ya aynı mavi şekilde boncuk, yaklaştığından mavi boncuk, sende de aynı şekilde olduğu için şimdi Yusuf. Mavi boncuk mavi boncuk Züccaciye dükkanında mı çalışıyorsun? Mavi boncuk kime dağıtmış? Yeşil dağıtalım o zaman. He? Yeşil dağıtalım mavi kime olmuyorsun. Kime dağıtmışım? Ben burada locada kime dağıtmışım? Bir ama ben sanki sizin Bekir Bey bana olacak da bir engellerden mu? Dolayı olmuyor ya işte ben de onu diyorum. Yok, ben ona efendim, kesinlikle yok. Bir söz vermedim yani. Sadece günaydın dedim. O zaman yaptıklarınızı
Çıkışta da günaydın demiş o. Başka hiçbir şey değil. Doğru. Girerken de günaydın demiş, çıkışta da demiş. Yok. Günaydın. Hayır, kendi ağzından söyledin bana talip olur musun Duygu diye. Ya bunu defalarca söylüyorum ya. Kime günaydın? Duyguya mı günaydın? Sadece o ilk geldiği için. Bekir Üzmeyin. Herkese mavi boncuk dağıtıyorsun. Engel var yani. Biraz önce de geldi. Engel falan yok Bekir Bey. Zaten o görüşü yapmış, bu engel var. Asıl en büyük engel ne biliyor musunuz? Evet, söyle. Benim size karşı hislerimin olmamayışı. Ya bırak, tamam. Burada o zaman, burada kesinlikle böyle bir şey söyleyelim. Noktayı koyalım. Eğer noktayı koymayın. Noktayı koymayın. Ne olur ne olur. Bak aile danışmanı mısın sen? Yok yok. Sen aile danışmanı mısın? Ya aile. Bak Gülşen'i ben severim. Gülşen. Yusuf. Bir şans ya. Bak bir kere. Gel, bak, Duygu, bir ben, kere. Bak şimdi ben. Yusuf sen zorlama, bırak kendisi kendi kararını ya kendisi. Ya bir kere bak Gülşen. Eminim değişecek. Gülşen'in fikri değişecek. Yok senin lafından o ele o hareket edecekse ben yok. Öyle ben bir şey yok. Ben zaten başkalarının lafıyla hareket edecek bir insan değilim. Anladın. Yusuf ben sana cevap İlerisinin olmayacağı buradan. Bir şeye zaten senin ben girmem. Senin lafınla hareket ederse olmaz. Şimdi ben sana zaten şans versem sen umutlanacaksın. Ben yarın bugün. Umudu verdikten sonra çıkıp da tekrardan olumsuz dersem zaten morali bozulacak. Ne oldu Hiç Duygu? Gerek yok. En baştan üzülmesi daha mantıklı. Ben Yusuf'a cevap vereceğim. Yusuf'a cevap vereceğim. Yusuf eğer Gülşen'in Bekir'e karşı bir hissi olsaydı çıkıp da burada taliplerini aramaz. Onu sana söyleyeyim. Gülşen sizin gibi kan... Gülşen... Bunu iyi bilir. Kadın gibi kadın. Kadın gibi kadın diyelim. Ben o terimi sevmiyorum. Hayır, böyle adam gibi adam. Hayır kimlere katıyorsun sen bu işe? Yani... Hayır yani Gülşen'in sana ismi var. Hissi olsa taliplerini... Kabul etmez orada ya. O dobra kadın zaten hissi varsa söyler adam. Tamam 7-8 bayana burada ben umut vermemişim yani. Beni başkalarına karıştırma. Ben sana zaten 7-8 verdim demiyorum. Duygu. Ama bana verdiğini söylüyorum ben. Duygu. Şimdi senin şapkan falan var ya. Mesela öfke yakışmıyor. Hani şapkalısın ya böyle. İngiltere kraliçesi ya. Kırmızı halı bugün eksikti zaten. Kırmızı halı var lan halıdan geldi. Var, kırmızı halıdan geldi zaten bu. Al sinirlendirdiniz Bekir'i gene. Tamam durma o zaman. Gülşen de burada kalacak. Ben de Gülşen'i vermiyorum sana. Gel benden iste. Ben de onun annesiyim. Var mı? Hadi gidin ana kız. Hadi. Kim kimin annesi çözemedim. Sen de git oraya yerine gene otur. Ya hayret hadi. Bir şey. Gene aldı gitti. Evet. Artık bir sürü konuşmuşsunuzdur. Karar anı başlasın. Evet. Evet Ceren, kararın ne? Üzülerek olumsuz diyeceğim. Üzülerek olumsuz diyoruz. Şimdi ben de bir şey söyleyeceğim. Evet Müjde. Şey, arası konuştuk, bana güven olmayan insanla zaten ben çaya bile çıkmam. Yine burada bir ne diyorlar ona? Sarsma. Ben sarsıldım. Benim ismim Müjdat Doğan. Benim kişiliğim ortada. Benle güven olmayan zaten ben çaya bile çıkmam Seda abla. Yine kısmet, bir şeyler atlattım. Sıkıntı kısmet, yok yani. Kısmet. Hiç sıkıntı yok. Yeni bir buluşturma için Melek geliyor. İki deli. Hoş geldin tatlım. Hoş geldin. Melek, talibin var. Davet edelim mi? Hadi. Ediyoruz. Tezcan Bey geliyor efendim. Buyurun. Sabahlara dayanamam, Osman Ağa. Yalancısın inanamam, Osman Ağa. Sabahlara dayanamam, Osman Ağa. Yalancısın inanamam, Osman Ağa. Hoş geldin Tezcan. Yüksek sesle Tezcan. Hoş kendini bulduk. Tanıt. Buyurun. Ben Tezcan Öztürk. Tekirdağ Çorlu'dan geliyorum. Orada garsonluk yapıyorum. Yeni sanayide. Güzel, muazzam bir restoranda garsonluk yapıyorum. Orada yaşıyorum. Ailem orada. Sizin başka sormak istediğiniz bir şey varsa... Ben ayrıca bunu da belirtmek istiyorum. Evet. Ben yurt dışından geldim. Evet. Ben Norveç'ten geldim. Evet. Evet, ben Norveç'ten geldim. Bunu belirtmemiştim. Evet. Ben çift vatandaşım. Evet. Hani ileriye dönük evlilik falan olursa orada da yaşayabiliriz. Ne Öyle güzel. De orada da yaşayabiliriz. Norveç'e gidersiniz. Evet, orada da yaşarsınız. Orada da yaşayabiliriz. Ben Melek'e bir şiir yazdım. Onu okumak istiyorum izninizle. Oku. 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 Mikrofonunu dön, aç. Dön Meleğe. Meleğe dön. Dön Meleğe. Dön Meleğe oku. Niye? Sevgi deryasına bırak kendini.
en gerçek bir aşkla göster sevgini. Mikrofonunu elleme Tezcan. Üzülüp ağlama sen hiç boşa. O güzel başını vurma hep taşa. Hüzünlü gözlerle beklemek niye? Bu kadar. Ağla mı diyor sana? Ay sen gene niye ağladın? Duygulandı yine. Duygulandın mı yoksa başka bugün moralin mi bozuldu? Başka sormak istediğim bir şey varsa bana sorabilirsin. Bir şey var Melek'te bugün ama. Ben bir çay içmek isterim açıkçası. Evet. Yani olur. Kendisi de isterse. Meleği ikna edebilirsen olur. Evet. Dediğim gibi ben Norveç'ten geldim. Evet. Kısa bir süre önce. Şurada bir ay oldu. Ailem Tekirdağ Çorlu'da. Bak kız ağlıyor karşında. Niye ağlıyorsun onu sor. Ruhsuz. Niye ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Seni üzen... Tutturdum yani bir Norveç'ten geldim şey diye. Bunu bilmek isterim diye. Neden ağlıyorsun? Yanlış anlaşıldığımdan. Nasıl? Yanlış anlaşıldığımdan ağlıyorum. Yanlış anlaşılmadı. Evet. Ne oldu? Anlat annem. Bana mı küstün? Ya Seda abla. Ben... Ya karşımdaki insanı soğumamın sebebi... Onu sevip ya da sevmeme anlamına gelmiyor. Ben bir insanın kimin haklı, kimin haksız olabilir, yani kimin haklı, kimin haksız Ayşe, olduğunu... Ayşe, Meleğin mikrofonu biraz ağzından gelsen uzaklaştır. Biraz aşağı alın. Dur Ayşe Mefa. Dün sana Yusuf'u savunma, avukatlığını yapma dedik. Ona bugün mı de üzüldün? Dedim, bugün de bugün dedim. Bugün de mi dedik? Bugün de dedim. Ona mı üzülüyor? Ama onda bir şey yok ki, ne olacak yani? Yani onun yaşındayım. Kim haklı, kim haksız bu sevip sevmemekle alakalı değil. Yani burada kim olursa olsun ister seveyim ister sevmeyeyim. Eğer karşımdaki insan haklıysa ben o insanı savunurum. Ben doğru Yok, doğru sen, bir insanım. Yok sen Yusuf'la ilgili hassasiyetin var ve Yusuf her ne kadar benim adımın Melek'le anılmasını istemiyorum dese de sen her türlü konuya giriyorsun. Ben de senin annen ve baban gibi düşünüyorum. İstemiyorum. Ben de onlar gibi düşünüyorum. Ve bunu da hep belli ettim. Ediyorum da gene de edeceğim. Çünkü bak şu anda da ağlıyorsun. Gözyaşı dökmeni istemiyorum. Hiçbir şey olmayacağını biliyorum. Yusuf'a Nevruz talip geliyormuş dedik. Onu mu dert edindin? Ona mı üzüldün? Yok ben zaten orada son noktama koydum. Onunla alakası yok. Hı. Ben yani onunla ilgili değil. Kendi ya hakkını, bazı insanlar kendi hakkını savun. Yusuf kendini savunacak... Kapasitede Hayır, bir adam. Savunması değil. Sana ne hocam. Yusuf'tan? Ya ben orada hani bazı şeyler duydum, açıklama gereği duydum. Buraya geldim, oturdum. Yok, demin de gitti güzel, Yusuf gitti güzelin yanına oturdu, her güzel. Evet, burada Melek'e ağlamasını gereği yok. Evet, bazı bir şeyler hissedebilir, ben onu iyi anlıyorum Melek'i şu anda. Ağlamayın gerek yok burada. Kendini üzmeyin gerek yok. Hani olmayınca olmuyor. Biraz olmayınca olmuyor yani. Ağlama diyor, ne kadar, olmayınca evet, olmuyor. Evet ne kadar adım atsan da hani olmuyor. Ben ağlamıyorum. Ben kendimi ağlıyorum. Bazı insanlar diyor ki buraya çıkıp oyun oynuyorsunuz. Ben buraya geldiğim günden beri ben yok, oyun oynamadım. Yok kimse öyle bir şey diyemez sana. Ben buraya çıkıp da Seda ablacığım. Buraya taliplerimi alıp da kimsenin gururuyla oynamıyorum. Dışarı biliyorum. Çıkartıp da zehirlemiyorum. Onu herkes biliyor. Tamam hayır. Sonra buraya gelip de bahane bulup. Asmıyorum. Burada bitiriyorsam burada bitiriyorum. Doğru. Kimse kusura bakmasın. Arkamdan konuşup da iftira atanlara da Allah'a havale ediyorum. Bunu da bilsinler. Tamam mı? Dedikodumu yapıp iftira atanları, arkamdan türlü türlü şeyler söyleyenleri. Ne diyebilirler senin hakkında? Ama onlar benim... kendilerini çok iyi biliyorlar. Boş ver. Ben bir şey söylemiyorum. Sen şimdi niye ağladın? Ben kendimi ağlıyorum. Yanlış anlaşıldığımı ağlıyorum. Ben kötülük yapamıyorum ya. Ben kötü insan değilim. Ben o insandan ayrıldım diye kalkıp burada kötüleyemem. Tamam savunuyorum. Olmayabilir tamam elimden geleni yaptım olmadı. Ama ben burada kalkıp kötüleyemem ki o insanı. Benim tarzım değil. Asla sevemem yeniden. Asla gözlerine bakmam.
derinden. Asla sevemem yeniden, asla güvenmem sana asla. Asla sevemem yeniden, asla gözlerine bakmam derinden. Asla sevemem yeniden, asla güvenmem sana asla. Seda abla, bence insan yeni denizlere yelken açmalı. Ben öyle düşünüyorum. Bazı yaşanmışlıklar vardır, yaşanır ve biter. İnsan bence yeni bir sayfa açmalı. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğim bende kalırsa yaşayamam. Ben yorum alabilir miyim acaba? Yani mümkün mü? Musa arkadaşımdan yorum alabilir miyim? Tezcan, yorum değil de biz seni şöyle bir alalım. Gel. Gel Tezcan. Tezcan sen bir çık. Gel. Şu sorunu halledelim de öyle yorum alalım. Gel. Şu konuyu bir halledelim. Meseleyi dikkat halledelim. Edelim, gel, mesele var belli ki burada. Gel şöyle Tezcan'a benden bir çay ısmarlayın. Şu anda da içim gidiyor seni ağlıyorsun orada diye. Ya bunu da biliyorsun Melek. Bana küstüğünü de biliyorum. Ama bak abla diyorsun. Ablalık bu işte, seni korumak. Konuş, içini dök. İçini dök. Konuş anneciğim. Evet, her şeyi denedin, olmadı. En azından bunu biliyorsun yani, olmadı. Olmayacağını da söylüyor Yusuf. Olmaz diyor, başka bir şey demiyor. Doğru mudur kardeşim? Ya zaten Seda abla, ben kenara çekildim. Ha? Ya inan ki şu düğüm düğüm oluyor. Ben hepsinin arasında kalıyorum ve suçlu olan benim. Ve tekrarlıyorum. Evet, suçluyum. Yani bir kişiye umut vermedim ama ben şimdi üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Ne yapabilirim? Keşke onun gibi ben de birini sevsem de böyle yapsam, çaba göstersem. Zaten bunu söyleyerek her şeyi açıklıyorsun. Öyle mi? Onun yani, gibi birini sevsem yani, de keşke ben de demek ne demek? Ben aslında buradaki hiç kimseyi sevmiyorum. Demek. Ben de istiyorum diyeyim o zaman. Meleği de, güzeli de, kimseyi sevmiyorum demek. İnşallah ben de bir gün birini severim diyorsun, öyle mi? İnşallah. Yani buna da artık evet, adapte oldum. Güzel, pardon güzeldi aklıma. Güzel. Ya ben şaşırıyorum şimdi, güzeldi, melekti, şuydu buydu. Geçen güzeldi, ben de hemen zor. Hoşuna gitti efendim diyor oradan. Evet, ben şimdi burada yanlış yaptım. Bunun yüzünden Dirsi Bey'den özür dilerim. Yanlış yaptığım İdris'ten için. İdris'ten özür evet, diliyorsun. Evet, özür dilerim. Yusuf'tan da. Burada yine bir şans vermesini isterim. Kim? İdris'in mi? Yusuf'un. Kimin? Yusuf'un. Yusuf'un sana bir şans vermesini istiyorsun. Evet. Allah, İdris'e deseydin daha doğru bir iş hayır, yapmış yok, olacaktın. Hayır, yok. Yusuf'tan şans vermesini isterim.
Neden şans vermesini isterim? Çünkü ben halamı da getirdim. Halamı hatırı için şans vermesini isterdim. Halamı getirdim memleketten. Halamın hatırı için şans versin. Evet, diye. Şans vermesini isterdim. Nevruz geliyor Yusuf için. Ay, ortalık çarşı karıştı. Kim var? Ben varım burada diyor. Bak yukarıda. Peki, da bir... meleğim. Hayır, gel yanıma. Gel bir öpeyim seni. Ben seni çok seviyorum. Ben sana demin ne dedim? Ben seni... Anam baban gibi düşünüyorum. Şu Yusuf'tan vazgeç. Allah'ın izniyle senin telinle, duanla. İnşallah telinle, duanla. Yeter ki şu Yusuf'tan vazgeç. Hak etmiyor seni. Uğur Bey. Yüzünü evet. Sizde bir bayan, bayanı... Ben de sana mı sarılayım Yusuf? Yok, gelme. Yok, lütfen. Sen de beni anlaman lazım. Anlıyorum. Sarılabilir miyiz? Lütfen bak böyle. Sarılmasak olmaz benim... mı? Yok, sarılalım. Tamam. Beni sen de anla lütfen. Tamam canım. Tamam. Peki. Bizim anlıyorum de şefkate seni. İhtiyacımız var. Muhakkak. Be, sen de birine de, aşık olmak benim istiyorsun. De, benim de, benim de şey, hakkım an, doğal olarak evet. Olmak istiyorum. Şu an açık değil mi mikrofonu? Açık söyle. Bir elle mi? Kapalı olsun. Sağ ha, ama benimki alır. Sonra söyle. Geç zaman sonra bir ara bana söylersin. Geç hadi ağlama. Şu Yusuf için ağlıyorsunuz. Kendinizi heder ediyorsunuz be. Evet, nişanımız devam ediyor efendim. Nişanlı çiftimiz burada. Ezgi geliyor. Buyurun efendim. Çeyrek gönül, ah yarım arazi gönül. Zaman kırsın dizlerimi, sen de biraz gül. Evet Uğur. Ezgi'ye istemeye gelmişler, davet ediyoruz. Ali Bey geliyor, buyurun. Ay bir yandan, sen bir yandan, sar beni. Ekran başından sakın ha sakın bir yere ayrılmayın. Çok büyük sürprizler var ama reklamlardan sonra. Türkiye'nin yıllardır en güvendiği isim Seda Sayan. Allah mutluluklarını daim etsin inşallah. Birbirinizle evlenmek istiyor musunuz? Evet. 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 Bir ömür boyu evet. Türkiye'nin özü sözü bir ismi Uğur Arslan. Biz annelerin babalarının rızasını alarak yapıyoruz. Ne olursa olsun ailelerin rızasını istiyoruz. Türkiye yıllardır onlara inanıyor. 7 aydır bebek bekliyorsunuz. 7 aylık doğdurduk. Kızımız olacak. Oh. Ay maşallah. Maşallah. Evleneceksen gel, huzurlu yuvaların mimarı olmaya devam ediyor. Kesik sayı. Sular soğuk içilir mi?